...Batı'daki İslam karşıtlığının nedenleri nelerdir? İslam ve Müslümanlar dünyada nasıl bir imaja sahip? İslam dünyasının yaşadığı krizler, eğitim, üretim... ...siyasal meşruiyet gibi alanlardaki problemler... ...İslamiyet'e ilişkin kanaatleri nasıl etkiliyor? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası birazdan Profesör Doktor Talip Küçükcan... ...ve Doçent Doktor Alper Bilgil'in konuk olduğu Emre Doğman'la aklındaki Sorular'da. TV8 ekranlarından aklımdaki sorular programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu geceki programımızda çok değerli iki sosyolog hocamız var. Profesör Doktor Talip Küçükcan ve Doçent Doktor Alper Bilgili hocalarımız bizlerle birlikte. Bu gece ne konuşacağız? Batı'da İslam karşıtlığının nedenleri ve İslam karşıtlığı ile mücadele etme yollarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok önemli bir konu. Daha önce de birkaç sefer bu konuyu ele almıştık. Ee, çok da ilgi oldu. Yeni programlarla ilgili talep de olmuştu. O yüzden teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Tekrar geldiniz. Hemen başlayalım isterseniz hocam. Ee, az önce şeyde de başlıkta da duyurduk hocam. Bu batıdaki İslam karşıtlığının nedenlerini, anahtarı isterseniz bir masaya yatıralım. Ondan sonra daha detaylandıralım inşallah. Batı-İslam ilişkileri çok uzun süre tartışacağımız bir konu. O nedenle bu tür programları önümüzdeki dönemlerde de herhalde sık sık yapacağız. Evet. Çünkü iki ayrı medeniyet, iki ayrı dünya tasavvuru, bunların ilişkilerinden bahsediyoruz. Ayrıca tabii dünyada Müslümanların sayısı olarak gittikçe arttığı, etkilerinin arttığı, dünya ekonomisinden daha fazla pay aldıkları bir dönemden geçiyoruz. Buna koşut olarak ayrıca bütün dünyada gelişen bir e, akım var, siyasi akım var, popülizm. Evet daha çok içe kapanma, daha çok ötekini veya işte kendinden olmayanı dışlama gibi bir akım var. Dolayısıyla şu anda dünyada bu trendlere bakıldığında biz daha önümüzdeki uzun yıllar gerek Batı dünyasında gerekse Avrupa'da Müslümanların konumunu, dünyada İslam'ın geldiği noktayı ve bundan sonra gidebileceği aşamaları hep konuşacağız. Evet, dünyada bugün Müslümanlara yönelik, İslam'a yönelik bir olumsuz bakış açısı var. Bunun önce bir tespitini yapmamız lazım. Yani Müslümanların imajı nasıl dünyada nasıl algılanıyor diye baktığımızda vereceğimiz cevap ne yazık ki çok olumlu değil. Şimdi tabii bunun nedenlerini hep beraber araştırmamız lazım. Bugün gelinen noktada yani Müslümanlara yönelik ayrımcılık, Müslümanlara yönelik ön yargılar ve karşılıklar konusunda aslında iki ayrı platformda bunu tartışmak lazım. Bir Müslümanlardan kaynaklı bir takım nedenler var. İki aslında Müslümanları ötekileştiren, Müslümanları kendi dışında gören bir medeniyet perspektifiyle bu evet. olaya yaklaşmamız lazım. Asıl neden olarak yani Batı'nın e, Müslümanlara bakışını e, tarihsel olarak bir gözden geçirmek lazım. Yani bugünkü Müslüman karşıtlığı, Müslümanlara yönelik ayrımcılıklar yeni bir vaka değil. Bu çok tarihi kökenli olan bir şey. Ve özellikle şunu hatırlatmak isterim. Ee, işte Soğuk Savaşın öncesinde ve Soğuk Savaşın sonrasında bu karşılıklar... E, İslam dünyasıyla Batı'nın karşı karşıya gelmesi biraz daha da yoğunlaştı. Öncesinde çok eskiden beri bunu biliyoruz. Işte Edward Said'in Orientalizm kitabında da vardı bu. Daha önceki dönemlerde de vardı. Batı Batı dışı toplumlara ilişkin bir takım kalıp yargılar oluşturdu. Sadece Müslümanlara yönelik değil, değil Çinlilerle de ilgili olarak, Hintlilerle de ilgili olarak, Japonlarla da ilgili olarak. Batı dışındaki medeniyetleri, Batı dışındaki uygarlıkları biraz daha farklı bir yere konumlandırdı. Gelişmenin, terakkiinin, ilerlemenin, modernitenin merkezi olarak hep Batı e, kabul edildi. Yani Avrupa merkezi bir dünya görüşü, Avrupa merkezi bir dışarıya okuma alışkanlığı geliştirildi. Elbette bunda askeri mücadelelerin, geçmişteki savaşların, fikri mücadelelerin rolü var. Yani biraz daha tarihe geri gidecek olursak ta bu meseleyi Haçlılar'a kadar götürmeniz mümkün. Yani İslam batı ilişkilerinin temellerine bakıldığında, İslam dünyası ile batı dünyasının ya da Hristiyan dünyasının ilişkilerine bakıldığında böyle bir tarihsel okuma mümkün. Ama tabii oralarda çok daha detaylı belki incelemeleri gerektirecektir. Bugüne baktığımızda şunu görüyoruz. Şimdi Soğuk Savaş dönemine kadar İslam dünyası böyle bir batı karşılığıyla ya da Avrupa'daki karşılıkla karşı karşıya değildi. <laughs> Çünkü o dönemde dünya iki kutuplu bir dünyaydı. Bir tarafta Sovyetler Birliği ve komünist dünya vardı. Bir tarafta da işte batı dünyası, daha böyle demokrat, daha liberal bir dünya vardı. Ya İslam dünyası öyle çok aktör olarak pek de görülmüyordu doğrusunu söylemek gerekirse. Bir kenarda köşedeydi. Ama Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünya tek kutuplu bir dünyaya doğru evrildi. Ve işte o dönemde aslında bugünkü batı karşılığının temellerinin atıldığı bir döneme girdik. Samuel Huntington diye bir profesör çıktı. Dedi ki bundan sonra batı medeniyeti ile medeniyetler arasında bir kavga olacaktır. Medeniyetler arasında bir çatışma olacaktır. Peki bu hangi medeniyetler arasında olacaktır diye sorulduğunda cevabı şu oldu. Bu medeniyetler çatışması batı medeniyetiyle ki batı medeniyetinin içine baktığımız zaman onun ne olduğunu da görmemiz gerekiyor. Batı medeniyetinden kastettiği şey Hristiyanlık ve Yahudiliğin etkilediği, eski Roman'ın, eski Yunan'ın etkilediği, Reform hareketlerinin, Rönesans hareketlerinin, sanayileşmenin, sekülerleşmenin içine doldurduğu bir medeniyetten bahsediyoruz. Bu medeniyet dünyada bir hakimiyet kurmuş bir medeniyet. Peki diğerleri kim o zaman? Diğerleri de İslam medeniyeti, Çin medeniyeti, Hint medeniyeti. Dolayısıyla karşımıza çıkan böyle bir manzara oldu. Yani bunun bir düşünsel temeli var. Yani Huntington'ın temellerini attığı ve Huntington bunu yazdıktan bir süre sonra da 11 Eylül olayları oldu. 11 Eylül olayları yani Müslümanların bir terör olayına karışması bu bahsettiğimiz karşılık olayını aslında kurumsallaştırdı, zirveye çıkardı. Ondan sonra İslam dünyasına yönelik olarak pek çok biliyorsunuz Afganistan dahil olmak evet. üzere Irak dahil olmak üzere ve son dönemlerde Suriye gibi ülkeler pek çok yerde Müslümanlara yönelik e, ön yargılar arttı, kalıp yargılar arttı. Bir de elbette Avrupa'da çok ciddi sayıda bir Müslüman nüfus var. Bunlar da e, Avrupa kültürüne batı kültürüne ve medeniyetine bir tehdit olarak algılanmaya başlandı. Yani Müslümanlar geldiler bu ülkelere, işte kılıklarıyla, kıyafetleriyle burada olmak istiyorlar. İşte Kendi camilerini burada yapmaya başladılar. Bu batı medeniyetinin e, için bir tehdittir ve tehlikedir. Dolayısıyla böyle bir genel okuma yapabiliriz. Bunu detaylandırmak mümkün evet. ama genel hatlarıyla söylemek gerekirse, tarihsel bir birikim vardı. Bu tarihsel birikim Soğuk Savaş döneminde tekrar e, gündeme geldi. Ve elbette tabii ikinci boyut bu işin e, Müslümanların yaptıkları veya verdikleri malzemeler. Tabii evet Avrupa'da bir ön yargı var. Bir belki tarihsel bir karşılık var ama peki Müslümanlar hiç mi hata yapmadılar bu ön yargıları besleme konusunda veya yeni yeni işte Müslümanlara yönelik bir takım ayrımcılık siyasetin e, oluşmasında elbette onlar da var. Onu da e, konuşacağız. Konuşmamız lazım. Abi. Evet, eee Alper hocam aynı şeyi size de sorayım. Yani batıdaki İslam karşıtı nedenleriyle ilgili sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa aynı zamanda bir de bununla beraber isterseniz ee, Talip Hocam biraz değindi ama tarihsel kökenle ilgili de birkaç örnekle isterseniz bu tarihsel e, kökene yönelik e, açıklamalar yapalım. Bir de sizin bu yeni kitabınızda İslam ve Türklerle ilgili önyargılara yer veriyorsunuz bu Darwin ve e, Osmanlılar. Bunlarla ilgili de birkaç örnek verelim isterseniz. Ee, tabii aslında İslam çıktığı günden itibaren İslam karşılığı var doğal olarak tanımı gereği. Ama e, hocamın dediği gibi bu form değiştiriyor aslında. Yani şu anki mesela İslamofobi denilen anılan İslam karşıtlığıyla orta çağdaki İslam karşıtlığı farklı. Orada daha din üzerinden giderken şu an daha seküler bir perspektiften de ilerliyor. Çünkü eskiden baktığımızda daha çok kilise tandanslı bir eleştiri varken İslam'a yönelik yani günümüzde ateist çevrelerin de İslam'ı eleştirdiğini görüyoruz. Mesela Richard Dawkins gibi dünyanın en ünlü ateisti aynı zamanda İslamofoblarla dans eden Onların yaptığı işleri öven de bir kişi. Dolayısıyla dinin dışına çıkmış bir eleştiriden de söz ediyoruz aslında. Burada yeni olan bir nokta bu. Kitapla ilgili çok örnek verebilirim. Aslında orada bir makaleden zihnime geldi bunları araştırmak. Darwin'in Türk düşmanı olduğu, Osmanlı'nın yıkılmasına hatta payı olduğuna yönelik iddialar var. Bu iddialar ne kadar gerçekçi ne kadar değil diye araştırırken, Darwin'in beslendiği kaynaklara bakmaya çalıştım. Yani Darwin Türklerle ilgili yargılarına nereden ulaştı? Aslında baktığımızda temel olarak Darwin'in Türklerle ilgili kaygıların, yargılarını İngiliz gezi literatürüne dayandırdığını görüyoruz. Yani çünkü Darwin Osmanlı'yı ziyaret etmiş bir kişi değil. Aynı zamanda dönemin siyasi olayları, Bulgaristan olayları var meşhur malum ondan çok etkileniyor. Onların İngiltere siyasetine yansıması, İngiliz gazetelerine yansıması. Dolayısıyla aslında Darwin'in Türklerle ilgili görüşleri hem çok kısıtlı hem de beslendiği kaynaklar çok kısıtlı. İşte Eton gibi, e, Volney gibi, e, Malthus gibi düşünürlerin ya da seyyahların e, Osmanlı ile ilgili görüşlerinden beslenen bir e, fikir. E, onlara baktığımda da ne görüyorum? E, İngiliz gezi literatürü Hepsi negatif değil tabii Türklerle ilgili ama çoğunlukla negatif. Ee, orada da şunu görüyoruz aslında. Ee, Anadolu'ya yaptıkları gezilerde işte Türklerin e, çok fazla eğitimli olmamaları, hmm. bilimsel konulara çok ilgisinin olmaması. Ee, hatta şöyle bir anekdot vardı bizim öğrencilere bazen onu anlatıyorum. Ee, Türkleri diyor ki Türkleri bilim konusunda ve sanat konusunda heyecanlandırmanız imkansızdır diyor bu literatürde. Hemen şunu sorarlar bu benim ne işime yarayacak? Şimdi ben de bizim öğrencileri bazen kızdırmak için e, böyle örnek veriyorum bakın hiçbir şey değişmiyor. Siz de soruyorsunuz hani bu benim ne işime yarayacak? Bazen insan işine yaramayacak şeyleri de öğrenmek ister sonuçta. Ama dediğim gibi çoğunlukla bunlar ön yargılardan besleniyor. Bir de şiire de çok sirayet etmiş. Mesela Lord Byron'un e, Gavur diye bir şiir kitabı var bilirsiniz. E, orada Osmanlı'yı anlatıyor. Yani orada anlattığı e, bir aşk üçgeni var. Orada Osmanlılar, Müslümanlar demek zaten onlar için... ...despot, baskıcı, hı hı. sert insanlar olarak tasvir ediliyor. Tabii sanat üzerinden yerleşince bunlar çok daha da sağlam oluyor işin gerçeği. Hatta Darwin'in dedesi Erasmus Darwin'in de şiirleri var yine Osmanlı'ya yönelik. Yine aynı şekilde orada da bir edebiyat üzerinden bu oryantalist fikirlerin... ...İngiliz literatürüne girdiğini sıradan halkın oradan öğrendiğini görüyoruz. Yani Darwin biyoloji konusunda uzman olabilir ama... Başka kültürlerle olan fikirleri konusuna baktığımızda sıradan halktan farklı herhangi bir viktoryan gibi eğitimli bir Viktorian'dan farkı yok aslında. Yani bu dönemde daha çok dini değil de siyasi ve askeri açıdan stratejik açıdan belki bir e, İslam karşıtlığı mı pompalanıyor o anlamda. E, o dönem için Evet. Tabi yani orada aslında e, siyasi çok etken. Mesela Hı. İngilizlerin dönem dönem Osmanlı'ya sempati duyduklarını da görüyoruz işte Ruslara karşı. E, o zaman mesela içeride pompalanan fikirler de değişiyor. Hı gerçekten uluslararası ilişkilerin bu tip görüşlerde o dönem çok etkin olduğunu görüyoruz. Aslında ilk baştan beri öyle yani. Haçlılar döneminde de bundan bağımsız düşünemeyiz. Endülüsü olan ilişkiyi de bundan bağımsız düşünemeyiz. Hep siyaset bu işin bir ayağı olmuş. Zaten İslamofobyanın sözlük tanımına baktığımızda da şunu görüyoruz. Sadece İslam'dan nefret ya da korku değil. Siyasi bir e, e, nasıl diyeyim siyasi bir ajandanın bir parçası bu. Yani siyasi amaçları olan yani siz komşunuzu sevmiyorsunuz Müslüman. O kadar basit bir şey değil bu. Bunun siyaset ayağı da var her zaman. En baştan beri de olmuş. Özellikle son yıllarda herhalde siyasiler batıda sıklıkla bunu kullanıyorlar değil mi? Bir kendi. Tabii şimdi hocam tabii çok önemli konulara değindi aslında. Özellikle Osmanlı dönemine baktığımızda Osmanlı sürekli batıya doğru genişleyen <laughs> ve büyüyen bir imparatorluk. Yani Hristiyan dünyasının kalbine doğru giden bir, bir imparatorluk. Dolayısıyla o dönemin e, kimliğinin oluşmasında, Avrupa kimliğinin oluşmasındaki en önemli öteki başka tehdit elbette ki Osmanlılar. Kim bunlar peki? Bunlar Türk, bunlar Müslüman, e, cihat fikri var, işte ilahi kelimetullah var. Yani orada din çok önemli bir aslında motive edici bir unsur onu da söylemek lazım. Dolayısıyla oradan itibaren başlayan, kökenleri biraz daha da geriye giden hatta bir kimlik oluşumu var. Yani... Az önce bahsettiğimiz o batı medeniyeti ve batı kimliğinin kurucu unsurlarına baktığımızda orada din de var, siyaset de var, medeniyet de var, evet. felsefe de var. Hepsini bunu görmemiz mümkün. Ama bugün gelinen noktada aslında siyasi kimliklerin ya da kimlik politikalarının gittikçe ön plana çıktığını görüyoruz. Yani Avrupa'daki Müslüman göğsünü gererek ben bugün Müslümanım diyor. Hı hı. Ve ben Almanya vatandaşıyım, ben İngiliz vatandaşıyım, ben Fransız vatandaşıyım. Bir vatandaş olarak haklarımı da istiyorum diyor. Yani bunların etkisinin olduğunu da görmemiz lazım. Yani talepkar olmaya başladı. Aynı kendi ülkemizde de mesela bu ülkede de işte son 15-20 yıla kadar kimliklerini saklayan pek çok grup pek pekala şimdi çıkıp bir takım taleplerde bulunabiliyor. Yani dünyanın geldiği, demokrasinin geldiği, insan hakları söyleminin geldiği noktalar talepkarlığı artırdı. Müslümanlar da bugün işte ben okula gitmek istiyorum, okulda işte helal et istiyorum çocuklarımın üniversitede ise namaz kılacağı bir yer olsun istiyorum. Başörtülü gitsin istiyorum diyor. Veya benzer şekilde bir Hindu da, bir Musevi de, bir Sih de bu taleplerde bulunabiliyor. Tabii bu e, talepler arttıkça e, bir taraftan işte muhafazakar bir kesimden bahsediyoruz. Yani Müslümanlar e, dindarlıklarını ifade ediyorlar. Ama diğer tarafta gittikçe sekülerleşen, gittikçe dünyevileşen e, dini pratiklerden kopan bir e, topluluk da var, bir kimlik de var. Ama şimdi bir de bütün dünyada bir güvenle alakalı bir problem var. Yani terörün artmış olması, güvensizlik duygusunun gittikçe yükseliyor olması, özellikle Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri daha düne kadar sosyal devlet olmakta övünen bütün ülkelerde yavaş yavaş bir ekonomik olarak geriye gitme, sosyal devlet olmaktan yavaş yavaş uzaklaşma var. Bununla beraber tabii ortaya çıkan e, siyasi oluşumlar var. Mesela işte Almanya için Alter, alternatif partisi. Bu parti 5-6 yıl önce kuruldu ve bugün e, 80 milletvekiliyle Almanya'da temsil edilebiliyor. Evet. Bu partinin bir söylemi var, tek bir söylemi var. Ben bu ülkede yabancılara karşıyım, ben bu ülkede Müslümanlara karşıyım. Oradan besleniyor. Bakın eğitimden bahsetmiyor, sağlıktan bahsetmiyor, Alman ekonomisini geliştirmekten bahsetmiyor ama sadece Müslüman karşıtı üzerinden 80 milletvekili aşağı yukarı çıkarabilir veya göçmen karşıtı üzerinden çıkarabiliyor. Bu sadece Almanya'da olan bir mesele değil. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesine bakın. Bu popülist partilerin, ırkçı ve yabancı düşmanı partilerin bu kimlik politikasını çok iyi kullandıklarını görebilirsiniz. Bakın önümüzde Mayıs ayında Avrupa parlamentosu seçimleri var. İşte o zaman da belki bir e, oy verme davranışlarına bakmak lazım. Partilerin hangi e, Paradigmalar üzerinden, parametreler üzerinden siyaset yaptığına bakarsanız, orada bunu göreceğiz. Yabancı düşmanlığı. Tabi burada e, Avrupa'daki en büyük ve kalabalık yabancılar Müslümanlar. Evet. Çok daha belirginler, <laughs> kılığıyla, kıyafetiyle, işte söylemiyle, davranış biçimiyle. Bakın İngiltere normalde işte e, İslam karşıtlığının diğer ülkelere göre çok az olduğu bir ülkedir. Onu söyleyelim. Orada da vardır ama orada da bir ırkçı parti vardır. Ama mesela Hollanda gibi, Almanya gibi ya da doğu Avrupa Avustur. ülkeleri gibi, Avusturya gibi falan değil yani. Böyle yasakçı bir zihniyet en azından pek yoktur. Kılık kıyafetleriyle ilgili insanların kimse bir şey yapmaz. Çok rahat bir şekilde üniversitelerinde işte mescitler olur. Bunu diğer ülkelerde bu kadar rahat göremeyebiliriz. Ama bakın bu Brexit oylamasında yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı ile ilgili eee referandumda en fazla kullanılan malzeme Türkler oldu biliyor musunuz? Türkiye oldu. Türkler geliyor. Türkler geliyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Bunlar pek medeni bir millet değil. Yani sokaklarımızı ondan sonra düzenimizi bozar. Bakın bir bu bu tehdit algısı çok önemli bir algı. Yani sizin yıllardır oluşturmaya çalıştığınız hayat düzeni, günlük hayatınızı bozmaya yönelik bir e, şey tehdit algılarsanız, tehlike algılarsanız ona karşı hemen bir duvar hı hı. örürsünüz. İngiltere'de öyle oldu. En fazla kullanılan Türkiye oldu. Duvarlara posterler yapıştırdılar, ilanlar verdiler. Koca koca gazetelerde bunları gördük hepimiz. Türkiye üzerinden bir, e, Türkiye karşıtlığı üzerinden bir kampanya yürütüldü. Tabii bunun arka planında da Müslümanlık var yani. Onu söyleyelim. Yani Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde de temel karşıtlığı nedeni Türkiye'deki insan hakları meseleleri, ekonomik gelişmişlik, göçlerle ilgili değil. Bunların hepsini Türkiye belirli oranlarda da çözdü bu meselelerin. Ama iş nereye gelip dayanıyor? Medeniyet meselesinde. Yani siz ayrı bir medeniyetin Çocuklarısınız. Biz ayrı bir medeniyetin çocuklarıyız ve bir biz üstün medeniyetin çocuklarıyız. Sizinle işimiz olmaz yani tabiri caizse. Hocam aslında çok değindiğiniz noktaların bir tanesi şuydu dikkat çekici. 70'lerde 80'lerde buradan diyelim özellikle Türkiye'den Avrupa'ya giden insanlar işçi, işçi statüsüyle gidiyorlardı ve orada çalışıyorlardı. Hani çerçeveleri belliydi kendi içerisinde ama orada kalanlardan çocukları orada doğdu orada eğitim aldılar. Yani şu andaki mesela Türklerin büyük çoğunluğu orada ne bileyim hukuk okuyor, mühendislik okuyor, tıp okuyor, siyasete dahil olmak istiyor falan. Şimdi başka bir paradigma ile karşı karşıya geliyoruz. Yani bu sefer diyor ki adam ya bunlar çalışmak için gelmişler şimdi neredeyse çoğunluğu sağlayacaklar veya istila edecekler. Yani bir yerlere geliyorlar, gelmek istiyorlar böyle talepleri var. Bu sefer herhalde daha değişik bir tehdit olarak alınıyor bu açıdan. Bu yani demografi ile ilgili bir şey söylememiz lazım. Yani bu dediğiniz doğru aslında... Bu bahsettiğimiz ülkelerin hepsinin şunu söylemesi lazım. Ya ne güzel işte bunlar da artık hı. üniversitemizde okuyor, iş dünyasına katılıyor. Yani entegre oluyorlar demesi Evet ne yazık, de, yazık de, yani. ne yazık ki bütün azınlık grupların Avrupa'da Müslümanlar başta olmak üzere çok ciddi mesela istihdam piyasasında kar, e, ayrımcılıkla karşı karşıya geldiğini görebilirsiniz. Şimdi bu az önce söylediğiniz e, çok önemli bir konu. Yani e, Avrupa'da veya işte Batı'da Müslümanlara baktıklarında e, demografik olarak ne görüyorlar? Hı hı. ...algıyı söylüyorum size. Gerçeklik bu değil. Şimdi yapılan anketler var. Yapılan işte kamuoyu yoklamaları var. Bu kamuoyu yoklamaların hepsinde aşağı yukarı... ...İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da... ...kendi ülkelerindeki Müslüman oranlarının... ...3-4 katı Müslüman olduğunu zannediyorlar Anladım. o ülkede. Hocam yani, en kötüsü de Amerika. %1 Müslüman var, %15 diyorlar. <laughs> İpsos Mori'nin anketinde. Şimdi mesela bunu pompalayanlar da... ...şunu söylüyorlar. Ya işte... Müslümanlar işte doğum kontrolüne inanmıyorlar. Dolayısıyla bu tür pratikleri yapmıyorlar. İşte çok sayıda çocuk sahibi oluyor bunlar. Eğitime zaten önem verdikleri yok. Dolayısıyla bunlar sürekli olarak çoğalıyorlar. Elbette yani şu var. Şimdi işte 2014-2015 yılında Almanya'ya 1 milyon mülteci girdi. E bunun büyük bir çoğunluğu Müslüman tabii. Ya bunun ülkede tartışılmaması mümkün değil böyle bir şey. Yani elbette bunu tartışacaklar. Bu çocukların eğitimi, bu çocukların istihdamı, bu çocukların işte entegrasyonu meselesini fakat yaratılmak istenen bir hava da var. Yani Avrupa bir istilayla karşı karşıya. Hı hı. Bunu Bu kelimeyi kullanıyorlardı onu söyleyeyim. Mesela meşhur Bernard Lewis, işte bu da bir önemli bir oryantalist özellikle Türkiye çalışmalarıyla bilinen. Bu mesela Avrupa diyor önümüzdeki işte 2050 yıllarında Müslüman nüfusun daha fazla olacağı bir kıta haline gelecek diyor. Mesela bu The Economist dergisi var. Bütün dünyada işte çok satan etkili bir dergi. Kapak resminde şöyle bir ifade kullanıyor. Eurabiya. Yani Araplaştırılmış Avrupa. Yani Avrupa Avrupaistan gibi bir şey. Atak, Şimdi klipler çekiyorlar bunlarla tabii ilgili. bunlardan alınmış, insanların abi. etkilenmemesi mümkün değil. Yani böyle bir şekilde dediğim gibi onların kendi kimliklerine, kültürlerine, medeniyet değerlerine e, yönelik olarak bir tehdit algısı oluşturursanız bunlara karşılığın doğması Heh. mümkün ve e, görülüyor zaten. Fakat burada sorgulanması gereken belki de en önemli konulardan bir tanesi şu. Şimdi bu değerler üzerinden her bir tartışma yapılacaksa, işte Avrupa'nın sahip olduğu değerler neler? Avrupa kendi kültürel kodlarını, eski Yunan felsefesini, eski Grek felsefesini nereden keşfetti, nasıl keşfetti? Bu konuyu hocam bizden daha iyi bilir tabii yani için tarihi boyutu itibariyle. Buralara baktığımızda çok önemli aslında iletişim alanları, ilişki alanları da doğdu. Batı ile İslam dünyası arasında. Ama bugün o bahsettiğimiz popülizm, refah devletinin yavaş yavaş çöküyor olması ya da geriliyor olması, işte İslam dünyasındaki çok olumsuz örnekler, <laughs> diktatörlükler, otoriteryen işte bir takım uygulamalar, bir ülkeden bir başka ülkeye işte insan gönderip bu arada işte kaşıkçı cinayeti gibi mesela. Bütün bunların da bahsettiğimiz karşıtlığı çok ciddi bir şekilde artırdığını ifade etmekte Doğru. yarar var. Alper Hocam özellikle bu İslam karşıtlığının gündelik hayatı nasıl yansıdığı ile ilgili yani mutlaka Talip Hocam da bununla ilgili bir örnekler verecektir. Çünkü e, her ikiniz de uzun süre yurt dışında birçok ülkede de bulundunuz üniversitelerde. E, bununla ilgili isterseniz birkaç e, örnekten bahsedin ve Müslümanlara karşı uygulanan çifte standartlarla ilgili birkaç örnekten isterseniz bahsedin. Şimdi ben her gün bir yabancı gazete en azından okumaya çalışıyorum. Yani programla ilgili değil. Ama denk geldiğim direkt son bir iki günde denk geldiğim birkaç örnek vereyim. <laughs> Belçika'da Flaman bölgesinde e, helal ve koşer et yasaklandı. Kesim. Yani e, İslam usulleri göre kesim yasaklandı. E, UNESCO'dan İsrail ve Amerika çıkıyor. Neden? Çünkü Filistin'i çok fazla desteklediklerini düşünüyorlar. E, Almanya'da Yılbaşı kutlamaları sırasında Müslümanların olduğu bir bölgeye bir araba bir Alman tarafından giriyor. Dört kişiyi yaralıyor ve ırkçı söylemlerde bulunuyor zaten yaralayan kişi. Ee, Trump'a Hindistan Başbakanı konuk alıyor. Ee, Hindistan Başbakanı diyor ki Afganistan'a biz e, kütüphane yaptık. Trump diyor ki Afganistan'da kim kitap okuyacak ki? Şimdi basit gibi geliyor ama bakın ne kadar farklı cephelerden aslında hepsi bunların İslam karşıtlığının değişik tezahürleri. Ee, biz Türkiye'de bunu belki çok yaşamıyoruz ki aslında düzeltmek lazım Türkiye'de de ciddi bir İslam karşılığı var ama bu anlamda biz haklarımızın kısıtlanması anlamında çok bir şey en azından şu günlerde yaşamıyoruz ama batıda yaşayan bir insan için e, sürekli kendisini ispatlama çabası içerisinde olması şimdi ben İngiliz arkadaşlarım var Müslüman e, konuşuyoruz diyor ki işte, I am a Muslim it doesn't mean that I am a terrorist ya kardeşim ben Niye Müslüman... savunmaya geçiyorsunuz? Yani sürekli mi? böyle Müslümanım ama terörist değil, böyle tişörtler falan Hı. yaptırmışlar. Dedim böyle bir şey yapmayın yani. Niye böyle bir şey? Hani bu bir yerde sürekli bir apolojitik Biz öyle değiliz, biz öyle değiliz. Kendini ispatlama çabası. Tabi buradan bunu söylemesi kolay. Ama orada yaşayan bir insan bir yerde mecbur kalıyor bunu ispatlama çabası. İşte her olaydan sonra siz Müslümanlar bu olayı lanetlediniz mi? Yani sanki böyle bir görevi var Müslümanın sürekli bizden biri yapıyormuş gibi. E, bu Belki manevi anlamda etkiliyor insanları ama somut anlamda da mesela şöyle deneyler var biliyorsunuzdur. Bir kız üç ayrı başvuru yapıyor. Bir tanesinde Mary ismiyle, bir tanesinde Meryem ismiyle, bir tanesinde Meryem ama başı açık bir Meryem mesela. Bakıyorsunuz Mary isimli kişi aynı kalifikasyonda olmasına rağmen işe alma olasılığı çok daha yüksek. Böyle sayısız anket, sayısız deneme var. Yani aslında insanların direkt karnının doymasına kadar etki eden. Daha da ötesini söyleyeyim, Amerika'da her terörist eylemden sonra mutlaka camiler kundaklanır, camilere saldırılır, insanlar şiddet görür. Hatta zaman zaman hocamın dediği gibi İngiltere bu konuda en iyi, en liberal ülke olmasına rağmen İngiltere'de bile fiziksel şiddete uğrayan insanlar var. E, yeni bir arkadaşım e, doktoradan geldi. E, Kanada'dan mesela Kanada'yı biz nasıl biliriz her zaman özgürlük azdır özgürlükçüdür daha neydi, çok daha. da güzel reklamını da yapıyorlar şimdi gerçi işte 2000 göçmen alıyor ama öyle bir şey yapıyor ki vay diyorsun ne kadar güzel koşullar ama bu ciddi bir PR aslında yani Kanada'da ciddi anlamda ırkçılığa rastladığını işte kendisine yumurta atılmasına kadar varan e, insanların tepkisini gördüğünü söylüyor. Dolayısıyla aslında bunun direkt fiziksel yansıması var psikolojik yansıması var kimlik olarak kendinizi hep bir şekilde ispat etme çabanız var. Bunlar gerçek. Hocam e, sözünüz kesim. arada sosyal medyaya veya internete yansıyan bazı videolar oluyor. Yani bu ırkçılığın e, bahsettiğiniz ülkelerde çok küçük yaşlara kadar indi, indiğini de görüyoruz. Yani ilkokul seviyesinde dahi çocukların işte Müslüman Tabii. olmasından dolayı e, şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini. Yani bunlar yansıyor internete görüyoruz. Yani ailelerinde gördükleri şeyleri muhtemelen gelip okulda ondan sonra farklı ırklardan, milletlerden, arkadaşlarına uyguluyorlar. Bunu e, maalesef toplumsal bir problem olarak ortaya çıkıyor. Ya işin kötüsü daha da kötüye gidiyor. Mesela hocamın bahsettiği parti İngiltere'de UKIP e, Nigel Farage'di işte. Yani deli bir adam dersiniz aslında. En son Nigel Farage partiyi bıraktıktan sonra şimdi açıklama yaptı. Dedi ki UKIP'i iyice marjinalleştirip e, ırçı bir hale getirdiler. Şimdi bu adam bunu söylediyse düşünün artık evet. parti nerelere geldi ki doğru. En son önerileri ee, Müslümanları suça bulaşmamış olsalar da yakından gözetelim. Sanki yani potansiyel suçlu olarak bakalım onlara. İşte Müslümanların cezaevlerine ayıralım. Ee, nefret suçunu kaldıralım. Hı hı. Yani aslında bu şu demek. Bir Müslümana sizin hakaret etmeniz nefret suçu bağlamında değerlendirilmesin. Yani böyle baktığımız zaman aslında direkt somut yansıması var ve işin kötüsü birçok ülkede daha da kötüye gidiyor. Yani bunlar e, düşünsenize Belçika'da yaşayan bir Müslümansınız ve Hayır e, helal kesim yapamazsınız diyorlar. Yani bu az bir şey değil. Hocam şimdi tabii Talip Hocam az önce örnek verdi. Yani 4-5 senelik bir partinin 80 milletvekili çıkartabiliyor olacak seviyeye gelmesi demek ki siyasilerin de iştahını kabartıyor. Yani bu ırkçı işte söylemlerde bulundukça halktan iyi gördüklerini görüyorlar ve bunu daha da herhalde dozunu arttırıyorlar değil mi hocam? Aslında Şunu ben hocam size soracağım oradan isterseniz siz e, devam edin bir şey daha açmış olalım. Şimdi biz tabii batı medeniyeti dendiği zaman az önce biraz bahsettiniz ama daha çok hep böyle insan hakları, özgürlük, işte e, demokrasi, çoğulculuk gibi kavramların ön plana çıktığı biliniyor. Böyle kabul ediliyor. Ama bu e, son onlu yıllarda özellikle Müslümanlar söz konusu olduğu zaman herhalde e, çok karşılık bulmuyor. nasıl bir manzara çıkıyor. İsterseniz o, öyle, öyle devam edelim. Yani tabii Avrupa medeniyetini, batı medeniyetini nasıl tanımlarsınız, içeriğini nasıl doldurursan, doldurursunuz derseniz bu kavramları kullanıyoruz. Yani... Ve bu hakkı da teslim ediyoruz. Yani evet. onu da ifade etmekte yarar var. Yani elbette doğunun da katkısı var buna. Ama işte insan hakları meseleleri, işte serbest ticaretin gelişmesi, teknolojinin vesairenin gelişmesi konularında Batı'nın dünyada bir öncülük yaptığını ifade etmekte yarar var. Ama bu bir tekele dönüştü zaman içerisinde. Evet. Ve Batı dışı bir medeniyet, Batı dışı bir modernite, Batı dışı bir reform, Batı dışı iyilik... Bu anlamda söylüyorum. Bunlar tamamen duvarları kapattılar. Tabii en büyük sıkıntı noktası bu. Şimdi özellikle azınlıklara yönelik, işte ötekine yönelik, Müslümanlara yönelik siyasete baktığımızda, uygulamalara baktığımızda, Batı'nın kendi değerleriyle ciddi bir şekilde çalıştığını söylememiz lazım. Yani ne diyoruz? İşte bugünkü geldiğimiz noktada medeniyetin en önemli göstergelerinin bir tanesi eşitlik. Hangi ırktan, dinden, mezhepten... Bir, birisine ait olursa olsun insanların eşit olarak muamele görmesi lazım. Hatta vatandaş, bugün bahsettiğimiz Müslümanlar Avrupa'da veya Amerika'da büyük bir çoğunluğu bunların yaşadıkları ülkelerin vatandaşları. Anayasaya göre de vatandaşlar eşit yaralanmakla yararlanmakla e, yararlanabilirler ama bugün geldiğimiz noktada durumun öyle olmadığını ifade edelim. Özellikle ırkçı partilerin yabancı düşmanlığı üzerinden bu kadar oy almaları demek ki sosyolojik bir taban da olduğunu gösteriyor. Yani öyle bir sosyoloji olmasa ülkede, öyle bir damar olmasa ki bu damar geçmişte de vardı. Bu damar özellikle Almanya'da işte 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon Yahudinin katledilmesine bir soykırıma kadar vardı. Bunları görmek lazım. Bu 2. Dünya Savaşı yani 10 asır önce olmadı. Daha bunu bir asır öncesinden bahsediyoruz yani. Neredeyse. 70-80 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığımızda aslında Batı'nın gerçekten de kendi değerleriyle çeliştiğini ifade etmek lazım. Elbette batıyı bir, bir yeknesek bir batı olarak görmüyoruz. Tabii. Bazı ülkelerde daha işte liberal, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi politikaları var ama genel trende baktığımızda bunu görmemiz mümkün. Yani hocamın söylediğine ilave olarak nasıl e, günlük hayatta bunu görüyoruz? Günlük hayatta gerçekten de insanların günlük hayat akışını aksatacak derecede bir e, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı başladı. Yani artık diyelim ki kılık kıyafetinizle de karışan Hatta sokakta karışan, hatta işte denize girerken nasıl mayo giymenizi bile öğütleyen bir e, neredeyse bakış açısı var bazı ülkelerde. E, bütün bunlara baktığımızda aslında özgürlük alanlarının gittikçe sınırlandığını görüyoruz Müslümanlar söz konusu olduğunda. Bunun da aslında biraz geçmişe yönelik olarak bakalım yani bu özgürlük alanları nasıl sınırlandırıldı? E, bu liberal ülkelerde, bu demokrat ülkelerde 11 Eylül kırılma noktası. 11 Eylül olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bir vatanseverlik yasası çıkarıldı. Bu vatanseverlik yasası öteki olarak algılanan, tehdit olarak, tehlike olarak görünen gruplar üzerinde bir baskı oluşturdu. Yani mesela hala çok fazla tartışılmayan bir şey var hocam. Yani 11 Eylül olaylarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç Müslüman gözaltına alındı? Kaç sene hapiste yattı bunlar? Ne kadar yargılandı? Ne kadar yargılanmadı? Bakın bu konu hiç tartışılmıyor. Çünkü çok hukuksuz işler yapıldı o zaman. Evet. Ne işte tehdit var burada, terör tehdidi var. O zaman bizim bunu yapma hakkımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yasa düzenlemesini Avrupa başka şekilde aldı Uyum. ve terörle mücadele yasaları çıkardılar. Çok katı terörle mücadele yasaları çıkardılar. Hatta şimdi Türkiye'yi katı buluyorlar. Yani kendileri o kadar katı çıkardılar ki aslında bunu unuttular tamamen. Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını beğenmiyorlar. Oraların hepsinde şunu gördük hocam. Bu terörle mücadele yasalarını çıkarırken kafalarındaki düşünce şuydu. Ya burada Müslümanlar var bizim ülkemizde. 11 Eylül yaşandı. Burada da olabilir. Tabi biliyorsunuz Londra'da da bir 7-7 diye bilinen bir hadise yaşandı evet. 2007'de. Bunlar da üzerine geldi bu işin. İspanya'da benzer bir hadise yaşandı Madrid'de. Dolayısıyla böyle bir manzara ile karşı karşıya gelince yasaları da değiştirdiler. Yani sadece algı meselesi değil olay. Bu karşıtlığı biraz aslında yasal bir zemine de taşımış oldular. Bu hala devam ediyor. Yani kendi beğenmedikleri Müslümanları işte e, tehdit olarak algıladıkları Müslümanları terbiye etmek için de bir takım girişimler var. Mesela şu günlerde tartışıyorlar Fransa İslamı, Avrupa İslamı, İngiliz İslamı, Alman İslamı. İki örnek vereyim ben. Hı hı. Almanya'da mesela şu anda e, Almanya İslam Konseyi diye bir konsey kurdurdu Alman hükümeti. Oraya her grubu da almıyor, her Müslüman grubu almıyor. Bazılarını alıyor, bazılarını almıyor. Fransa mesela aynı şekilde bir e, Fransız İslam Konseyi kurdurdu. Bunu devlet yapıyor. Hani laik devletler bu işlere karışmazdı. Evet. Burada gördüğümüz gibi yani orada da işte Müslümanları kendilerince terbiye etmek, kendi belirledikleri sınırlar içerisinde onları bir kimlik inşa etmek için ciddi bir girişim var. Peki bunlar biz şu yani demokrasinin, insan haklarının, din özgürlüklerinin geldiği noktada şu noktayla karşılaştırdığımızda ne görüyoruz? Bu bunların gerek işte Avrupa İnsan Mahkemesi, gerekse işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi bütün bu eğer bunlar küresel ölçekse, bunlar ilkelerse, paradigmalarsa, bunlarla çeliştiğini görüyoruz. Hocam, şimdi tabii az önce de siz değindiniz. Yani Alper Hocam biraz bahsetti. Yani Müslümanlar olarak da biz birçok maalesef olumsuz örnek oluşturuyoruz veya malzeme veriyoruz ama... yani bir de şu tarafı var, biz dört dörtlük de olsak... ...yani zaten şu aşamada Batı dünyası ister istemez öteki olarak konumlandırdığı İslam dünyasına, Müslümanlara karşı yine önyargılı olacak. Bu bir gerçek. Burada biraz da herhalde imaj problemi var. Yani biz de kendimizi işte az önce Alper hocam da dedi de yani hep sürekli savunmada hissediyoruz. Ya yani biz teröristiz bakın işte onlar Müslümanlığı temsil etmiyoruz ama peki kim Müslümanlığı temsil ediyor ve Müslüman nedir, İslam nedir? Bunu yeterince anlatabiliyor muyuz? Yani bunu aslında şey üzerinden sormak istiyorum. Yani bugün İslam ve Müslümanlar dünyada nasıl bir imaja sahip? Ee, İslam ve Müslüman denince ana akım medya, siyaset ve akademi çevreleri nasıl bir dil kullanıyor? Çünkü bunlar da belirleyici oluyor açıkçası. Bunu siz isterseniz açıklayın. Artık hocam da bu konuda ekleyeceği bir şeyler varsa o şekilde devam edelim. Hocam Müslümanların imajı e, çok negatif. Peki imajı kim inşa ediyor? Evet. İmajı elbette ana akım medya, hı hı. siyaset, akademiya, aydınlar inşa eder. Hı hı. Söylemi de bunlar oluştururlar. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin hakim söylemi bu bahsettiğimiz gruplar oluşturur. Çünkü en fazla kamuoyuna hitap eder. En fazla güç onlarda vardır. En çok onlar dikkat alınır. En, en, çok onlar dikkate alınır. Şimdi <laughs> E, düşünün meşhur bir işte Bernard Lewis gibi bir adam evet. e, İslam'la ilgili bir şey yazdığında Batı'da bu ciddi alınır. Türkiye'deki aydınların yazdıkları belki ciddi alınmayabilir bu kadar ama Hı -hı. Batı dünyasının geleneğinden bahsediyorum ben size. Batı dünyasında X gazetesi, saygın bir gazete ise yazdığı yazı çok etkilidir. Bizde belki gazeteler o kadar güçlü bir imaja sahip olmayabilirler. Aynı şekilde işte siyasette etkili olan birisi e, bütün bunlara baktığımızda oradaki e, kullanılan dilin çok olumsuz ve negatif Hı -hı. olduğunu görmemiz lazım. Çok ciddi genellemeler var. Evet. Yani İslam dünyası dediğimiz paket gibi Tabii, yani tabi yani paket, paket. İslam gibi. dünyası dediğimizde 57 İslam ülkesinden bahsediyoruz <laughs> ve 1,5 milyarlık bir e, Müslüman kitleden bahsediyoruz hı. aşağı yukarı. Yani bunların içerisinde her renk var hocam. Biz Türkiye'de hı. de öyle değil mi ya? Yani Türkiye'de Kesin. de baktığımızda her renkten, her meşrepten, her mezhepten insan var ve bunların tek bir İslam algısı yok. Hı hı. Ama Batı medyasında Batı e, söyleminde hakim olan şey şu. ...yapılan bütün araştırmalarda da bunu görüyoruz geçmişten bugüne kadar. İslam denilince kafalarında oluşan bir takım kavramlar var. Hı. Bir, İslam dediğimiz zaman orada bir insan haklarından bahsedemeyiz. İslam dediğimiz zaman ya bunlar şiddete mütemail, eğilmeler. Evet. Ya İslam dediğimizde hep otokrat rejimlerin olduğu yerler. Yani ha, İslam deyince kadın hakları aman ha. Kadına önem vermezler, bilime önem vermezler. Bakın hocamın ta işte Darwin döneminden itibaren söylediği imajları var ya... ...bunlar süzülerek bugüne kadar geliyor... Ve bunlar e, Müslümanlardan bağımsız olarak gelişmiyor ama onu da söyleyelim. Hı hı. Yani eğer şöyle bir imaj varsa İslam dünyasında otoriteryenizm daha baskındır denilirse buna itiraz edebilir miyiz? Hı. Evet bazı ülkeler öyle değil işte, işte Türkiye, Malezya, Endonezya hı hı. buralar e, yani İslam ve demokrasinin çok işte uygulanabildiği geliştiği yerler. Ama işte Mısır'a bakın darbeyle tekrar geldi. Suudi Arabistan'a bakalım işte Körfez ülkelerine bakalım. Yani genellemeyi oradan yapıyorlar. Yani biz istisna durumuna düşüyoruz. İşte bilim. Şimdi evet orta çağda işte İslam'ın ilk dönemlerinde o medreselerin güçlü olduğu dönemlerde işte matematikte, felsefede, astronomide çok büyük işler yapmışız. Ama artık endüstri dörtten bahsediyoruz. Hı. İşte bilişim çağındayız. Bu konularda İslam dünyasında ne ürettik hocam? ya da üniversitelerimiz, yani, ne üniversitelerimiz ne üretiyor? Yani dünyaya ne söyleyebiliyoruz? Elbette bizim söyleyeceğimiz çok şey var. Müslümanlık adına, İslam adına. Ama bunu bütün dünyanın anlayabileceği bir dile çevirmek kolay bir iş değil. Hocam Biz de Müslümanlar... bunu başarabildiğimizi söyleyemeyiz. Yani ben yani bütün bunlardan bağımsız evet yani Batı'da böyle bir ön yargı var ama bu ön yargıları besleyen, daha hızlı yayılmasına neden olan Müslümanlarla ilgili e, bu bahsettiğimiz olumsuz yargıları pekiştiren bir takım pratikler de bizde var ne yazık. Hocam dediğiniz gibi genelde yapmak haksızlık olur ama yani Müslüman önemli bir çoğuna baktığımız zaman belki de birçok Müslüman ülkede böyle bir kaygı da yok. Yani böyle bir farkındalık da yok. Yani bizim İslam'ı doğru anlamamız, doğru yaşamamız, doğru temsil etmemiz, doğru anlatmamız şeklinde bir kaygının veya böyle bir endişenin de olmadığını görüyoruz açıkçası. Sanki bir kabullenmiş bir durum var ya da bir şekilde çözüm bulamamanın beraberinde getirdiği bir çıkmaz var belki. Alper Hocam siz neler dersiniz bu konuda? Yani şimdi ben bir önceki konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum siyasetle ilişki bağlamında. Mesela Trump bunu çok iyi kullandı. Ee, böyle bir dalga olduğunu gördü. Aslında Trump'tan e, mesela Ted Cruz diğer başkanlık adayı şey diye bahsediyor. Bu adam diyor New York değerlerine sahip. O da şu demek yani Türkçesi. E, dejenere bir adam. E, gerçekten de öyle. Yani Trump daha önce Demokrat Parti'ye destek vermiş. Çok böyle muhafazakarlıkla alakası olmayan bir adam. Ama şunu gördü. Böyle bir dalga var. Bu dalgayı kaşıdı. Dalga kaşıdıkça ona döndü. Yani aslında hem kamuoyunu bu anlamda yükseltiyor. Kamuoyu yükseldikçe o da ona karşılık vermek için daha da ırçı söylemlerde bulunuyor. Bu aynısını UKIP de yaptı. Almanya'da da yaptılar. İşin kötüsü şu. Sadece radikal partilerin oyuna bakarak değerlendiremeyiz bunu. Radikal partiler aslında merkez partileri de çekiyorlar. Yani merkez partiler de bir yerden sonra radikal söylemleri benimsemeye başlıyorlar. Yani Hristiyan Demokrat da ırçı partilere bakarak o oy kitlesine yönelmek için o da aslında söylemini değiştiriyor. Asıl tehlikeli olan da bu aslında. E, i̇kinci soru neydi hocam? Yani e, biraz malzemeyi biz veriyoruz ve aynı zamanda birçok Müslüman e, ülkenin belki de bu konuda bir farkındalığı doğru. yok ya da bir eylem planı yok. İslam'ı bu, doğru yani, anlamak ve anlatmak noktası. İki boyutlu aslında. Bir tanesi e, bu sadece bir imaj problemi değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani imajımızı kötü yansıtıyorlar burası doğru istediğim şey i̇şte uygun Biz mükemmel de olsak karşı olanlar olacak yüzde doğru. Ama ilk kısmı orada duruyor. Biz mükemmel değiliz, mükemmelden çok uzaktayız işin gerçeği. Dünya nüfusun dörtte biri Müslüman ama şu an patentlerin kırkta birinden azını Müslüman ülkeler yapmış durumda. Yani hatta bunu ülkelere dağıttığınızda daha da vahim bir manzara evet. çıkıyor işin gerçeği. Kaygısı olan ülke sayısı çok az. Ee, insanların aklına mesela dünyanın sadece Müslümanların dörtte biri beşte biri Arap olmasına rağmen akla gelen bir Arap imajı var işte otoriteryen çalışmayan üretmeyen vesaire bizde bile böyle bir imaj var işin gerçeği ee, yani olayın biz bazen şeyi çok romantize ediyoruz bizi sevmiyorlar bizi kötü gösteriyorlar tamam ama biz nasılız bir de ona bakalım mesela 12 tane Müslüman Nobel ödülü aldı bugüne kadar 1,5 milyar Müslüman var 16 milyon Yahudi var 193 tane Nobel ödülü var. Yani bunlar da işin gerçeği. Bunları da kabul etmemiz lazım ki arızayı görelim. 12 Nobel ödülünden de herhalde sadece 3 tanesi bilim Nobel bilim ödülü alıyor herhalde bilim kadar. Bir de onlar yani hangi ülkelerde, ülkelerde yaşıyor alanlar. diye sormamız evet. lazım. Evet, yani evet. acaba hangi ülkelerde yaşıyorlar? Yani o da o da bir aslında evet. gösteriyor. hocam. Yani yani kendi ülkelerinde yapamıyorlar belki. Veya şey her insanın ülkesinde değildir yani. Evet. Ben bu konuyu önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette biz kendi üzerimize düşeni yapacağız ondan sonrasını bu mücadele alanları devam edecek. Yani kamu diplomasisini sürdüreceğiz vesairesini hepsini yapacağız. Yani gerçekten bu sanatta, kültürde, bilimde, işte bugünün işte sinemasında, tiyatrosunda... Yani günümüzde insanlara hitap eden pek çok aslında mecra var. Hı hı. Bu mecralarda biz kendi kültürümüzü, medeniyetimizi, inancımızı, dinimizi doğru bir şekilde nasıl yansıtıyoruz? Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar olmadığı kanaatle gayretler var. Hı hı. Mesela ben bir tanesini paylaşayım. Şu anda inşa aşamasında ama mesela Türkiye şu anda... Fransa'da bir ilahiyat fakültesi kurmaya çalışıyor. Hı hı. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani biz Fransızlara, Fransa'daki doğan çocuklara diyeceğiz ki ya gelin siz burada işte Türkiye tarafından kurulmuş bir fakültede ilahiyat fakültesini okuyun. Ondan sonra o ülkelerde işte Fransızca o kültürü de yereli de bilerek insanlar dinlerini, diyanetlerini anlasınlar diye. Bütün bunlar nereden kaynaklanıyor? İşte az önceki birikimden kaynaklanıyor. Yani bizim sürekli olarak böyle bekleme modunda olmamamız lazım. Biraz daha aktif olması lazım İslam dünyasının ve Müslümanların. O nedenle bir kendimizi bir sorgulama sürecinden geçirmeliyiz. İnsanın kendisini sorgulaması, bir öz eleştiri yapması bir erdemdir aslında. Yani bizim eksikliklerimiz neler? Yani biz şimdi kaybeden bir medeniyet görüntüsü içerisindeyiz. Yani batı ile mücadele eden başka da bir medeniyet yok. Şimdi Çin yükselmeye başladı biraz. Ama Çin'in daha farklı bir kaygıları var veya işte amaçları var ama İslam dünyası gerçekten de çok büyük bir potansiyele sahip. Yani demografik olarak öyle, işte doğal kaynakları itibariyle öyle, zenginlikleri itibariyle öyle. Ama bunları bir türlü işte Müslümanlık imajını, İslam imajını da daha pozitif hale getirecek bir yere doğru dönüştüremiyoruz. Çünkü bunun bir takım önemli nedenleri var. Temel nedenlerden bir tanesi şu hocam, benim gördüğüm kadarıyla. Yani birkaç ülke hariç işte, Türkiye'de o hariç olan ülkelerden bir tanesi. Bir kere bu konularla ilgili e, üretim yapacak kurumların olması lazım. Yani insanın tabiri caizse yaratıcılığının önünü açan bir sistem olması lazım. Bazen sivil inisiyatif olabilir, bazen kamunun desteği olabilir. Bunların pek çok ülkede olmadığı kanaatindeyim ben. Çünkü o ülkelerde bir meşruiyet problemi var. Yani iktidarlar seçimde gelmiyor, iktidarlar seçimde gitmiyor babadan orla geçiyor, kabileden kabileye geçiyor. Şimdi böyle olan ülkelerde bizim bir ışık çıkmasını beklememiz rasyonel değil. Yani bu anlamda çok e, iyimser bir manzara ile karşı karşıya değiliz ama tabii şunu da ifade edelim. Yani işte az önce bahsettiğimiz Türkiye, Malezya, Endonezya gibi yerlerde e, İran hatta buna oraya da dahil edebiliriz. Yani bilimsel üretim e, itibariyle söylüyorum, bir özgüven itibariyle aslında bir çalışma var, bir nüve var. Potansiyel Bir potansiyel var ama tabii ki biz İslam dünyası böyle bir e, siyasal bir İslam dünyası yok. Yani bir sosyolojik olarak bir buçuk milyarlık bir Müslüman dünya var ama siyasal olarak bölünmüş, parçalanmış, birbirleriyle kavgalı, birbirleriyle işte mücadele eden bir dünyadayız. Yani e, işte Katar'la Suudi Arabistan arasındaki hikayeye bakın aynı coğrafya, aynı etnik yapı, aynı mezhepsel yapı. Ama bir el devreye giriyor ve iki ülke birbirleriyle neredeyse kavga edecek duruma geliyor. Bütün bunlara baktığımızda aslında yani Batı'da olup bitenler elbette bizim ilgisiz kalamayacağımız şeyler ama bir o kadar da bizim içe dönük bir, e, bir bakışla bu konuları bir değerlendirmemiz gerekiyor. Gerçeklerle lazım. yüzleşmemiz gerekiyor. Evet, yani, yani biz dünyayı ne söylüyoruz, evet. ne üretiyoruz, ne veriyoruz? Az önce bahsettiğimiz işte ilindir, kültürdür, sanattır, sanayidir, teknolojidir. Çünkü şunu unutmayalım. Medeniyeti bir bütün olarak görmemiz lazım. Yani sadece bir din meselesini alıp da bir medeniyet inşa edemezsiniz. Din ne verir size? Bir motivasyon verir, bir etik kazandırır, bir bakış açısı kazandırır. Ondan sonra siz diğer bütün alanlarda da sizi serbest bırakır. Zaten din Bu, onları tabi, teşvik eder. Yani, yani size bilgisayar üretin demez ama ilimle uğraşın der, bilgisayar üretirsiniz. Bir, bunun bir sonraki aşaması işte yapay zekadır, oraya gidersiniz. Yani din bunun önünü kapatması hiçbir zaman ama bu alanların kullanımı insanların hizmetine sunumu ile ilgili size bir felsefe Kesinlikle. verir arkadan bizim bunlarla ilgili dünyaya söyleyeceğimiz sözler çok aslında İslam tarihi de çok zengin bu konuda ama bugün bu üretimi başarılı bir şekilde yaptığımızı söylemek zor. Hocam siz çok kısa değinmiştiniz yani 9. 13. yüzyıllar arasında Alper hocamın alanı olduğu için çok iyi bilecektir mutlaka katkısı alacaktır. Büyük bir bilim medeniyeti inşa ediliyor aslında Müslümanlar tarafından. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki sorun dinimizde değil. İslam'da bir sorun yok. Çünkü öyle bir sorun olsaydı o dönemde de Müslümanlar bunu başaramazlardı. Demek ki bizim algımızdaki bir değişiklikle alakalı bir durum bu. Belki yani son 300 yıldır 500 yıldır bir e, algı kayması veya bir e, algı sapması diyelim kendi içerisinde. Belki bunun düzeltilmesi, bunun baştan bir gözden geçirilmesi gerekiyor diyebiliriz. Alper Hocam biz başlığı bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen katkıda bulun ama başlığı biz tabi batı dünyasının bu İslam karşıtlığı neden dedik ama biliyoruz ki biz sadece batı ülkeleri sınırlı bir şey değil bu. İslam karşıtlığı Bu noktada örnek verilebilecek ülkelerden de biraz isterseniz bahsedelim İslam karşıtlığı ile ilgili. Ee, yani aslında kendi ülkemiz güzel bir örnek burada. Hı. Çok tanınan bir jeoloji profesörü televizyonda işte peygamberi e, Nazilere benzetti, Hitler'e benzetti. E, bence bu başlı başına ya bir kere saçma sapan bir benzetme. Yani Neresini eleştireceksiniz tutar yanı yok ama. Ee, bunlar gözden kaçabiliyor mesela yani çok da önemsemeyebiliyoruz. Ee, ya da internete bakın. Ee, çok sert dine yönelik eleştirileri, Müslümanlara yönelik eleştirileri olduğunu göreceksiniz. Genellemeler. Genellemeler olduğunu göreceksiniz. Ee, başka kaygılarla da tabi sadece din nefreti elinden kaynaklanmıyor ama çok detaya inmeyin. Ee, ne bileyim mesela e, Myanmar'da olanlar değil mi? Hı hı. E, i̇şte Nobel Barış Ödülü almış bir insan var orada Suu Kyi var. Ee, ve kendisi yo çok bir şey de yapılmıyor burada Müslümanlar aslında diyor. Ve herhangi bir ciddi bir tepkiyle de karşılaşmıyor. Ee, Çin'de yapılanlar malum. Uygur Türklerinin. Evet, evet. Yani aslında baktığımızda e, doğuda da en az batıdaki kadar ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Hatta enteresan başka bir nokta daha var. Doğu Avrupa'da işin gerçeği İslam karşıtlığı anketlerde e, Batı Avrupa'dan daha yüksek çıkıyor. <laughs> ya mesela İngiltere'de ırçılık vardır ama ırçılık ayıptır. Ee, mesela Macaristan'da çok büyük ayıp da değil yani İngiltere'de yüzde %30 çıkarken İslam karşıtı Macaristan'da %70-75 oranlarında e, Yunanistan'da İtalya'da e, oranlara rastlıyoruz işin gerçeği bu, bu anlamda baktığımızda e, İslam karşıtı Batı dünyanın merkezinde olduğu için biz Batı'yı görüyoruz ama diğer e, Güney, e, Güney Avrupa'da Doğu Avrupa'da ee, eski Sovyet blok ülkelerinde e, hiç de azımsanmayacak oranda İslam karşıtı görüyoruz. Yani çok şaşırmaya da gerek yok. Dediğim gibi Türkiye'de <laughs> yeterince güzel bir örnek işin gerçeği bu konuda. Evet. Ee, hocam bir yandan da şunu görüyoruz. Dünyada ve bilhassa e, batıda Müslüman sayısı artıyor. Az önce de örneklerini vermiştik. E, yani Bu büyüme nasıl sağlanıyor? Nitelikli bir büyüme mi? Yani bu anlamda sağlıklı bir artış mı? Biraz isterseniz bunlardan bahsedelim veya bunlarla ilgili ne yapılması gerekir? Yani işin gerçi hani güzel bir laf var ya insanın sayıyla övünmesi hani bu anlamda şişmanlıkla övünmek gibi bir şey işin gerçi. Ali işte Bey koysun. Evet, 250 kiloyum tamam ama <laughs> sağlıklı değilsin işin gerçi. Maalesef İslam dünyası içinde benzer bir şey söyleyebiliriz. Temelde bizim nüfusumuzun artması üremeyle sağlanıyor. Sonradan İslam'a dönen ciddi bir kitle de var tabii elbette ama e, üremenin yanında çok küçük bir kalem bu. E, İslam'dan çıkan da az sayıda kişi görüyoruz. E, bu anlamda İslam'a giren ve çıkan, dinden dönen de e, çok fazla kişi yok. E, ama temelde e, sekülerleşen bir Müslüman grup var, biraz da Avrupa ile teması olan Müslümanlar arasında. E, bir de sonradan Müslüman olanlar var ama asıl kalem e, üreme. Dünya nüfus artışının üzerinde artan tek topluluk var. O da Müslümanlar. E, ama bunu siz kültürle, ekonomiyle, e, bilimle desteklemediğiniz sürece işin gerçeği bu nüfus başımıza bela da olabilir. Yani sadece e, sayısal çoğunluğun çok bir şey ifade etmediğini söylemek lazım. Bu anlamda Batı Avrupa'nın işte yüzde Müslüman olması bekleniyor işte 50 yıl içerisinde. Ama yani ne ifade eder eğer kalifiye olmazsa bu insanlar çok bir şey ifade etmez. Hı. Bu anlamda Amerika mesela farklı. Amerika'daki Müslümanlar hem daha eğitimli hem daha maddi olarak güçlü, e, sayıları oranları az, yüzde biri sadece ama e, Amerika'daki Müslümanların işin gerçeği daha kalifiye olduklarını, daha büyük e, katkı sunabildiklerini görüyoruz. E, maalesef yani şeyden bahsetmiyorum bile, bir Bangladeş'ten e, bahsetmiyorum bile. Yani oraları tahmin edebiliyorsunuz, eğitim oranı çok düşük. Mesela dünyadaki Yahudilerin eğitim oranı e, Müslümanların eğitim ortalamasına vurduğumuzda formel eğitime üçte biri. Yani Müslümanlar Yahudilerin üçte bir eğitim alıyorlar. Bu cidden vahim. Ki eğitimin kalitesine girmiyorum bile. Yani yüz katı bir nüfustan bahsediyoruz ama üçte biri oranda eğitim alındığı evet. örneğini veriyorsunuz. Hocam İslam dünyasının yaşadığı krizler malumunuz eğitim, üretim, siyasal meşruiyet gibi alanlardaki problemler ee, İslamiyet'le İslamiyet e ilişkin kanaatleri nasıl etkiliyor bu anlamda biraz isterseniz bunlardan bahsedelim. Hocam siz konuşmanızın bir yerinde şunu söylediniz. <laughs> İslam'la Müslümanları ayırmak lazım birbirinden. Bunu şu anlamda söylüyorsunuz yani İslam bir din olarak geldi. İşte bir kutsal bir metnimiz var bir tarihsel tecrübe var ve bu tarihsel tecrübe içerisinde çok böyle başarılı olduğumuz dönemler var. Evet. O zaman da İslam vardı Tabii. yine aynı Kur'an-ı Kerim'de değil mi Tabii. yine aynı sünnetti. Tabii. Ama bugün de işte o kaynak orada durmasına rağmen işte Müslümanların imajı yerde sürükleniyor. İşte başarısız örneklerle dolu her yer. Dolayısıyla bu çok etkileyici bir faktör. Onu söyleyelim. Yani ama tabii batıdan bakıldığında batılılar kimi görüyor? Müslümanları görüyor. Dolayısıyla arada bir özdeşleştirme var. Yani İslam eşittir Müslümanlar. Müslümanlar eşittir İslam. Onlar orijinal kaynaklara gidip şunu demiyorlar. Ya işte Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor ama Müslümanlar çok farklı yapıyormuş. Allah Allah. Yani bu ayrımı yapmak gibi bir dertleri de yok bir amaçları da yok. Yani İslam'da de yok. Yani evet, İslam çok matap bir şey olsaydı Müslümanlar bu halde olmazdı diyorlar. Yani bunu bizim içimizde yani, de maalesef. söyleyenler var evet, biliyorsunuz. Aynen. Geçmişte siyaset yapmış olan, geçmişte işte Aydın olarak bilinen kişiler Türkiye'nin İslam dünyasının geri kalmışlık nedenleri nedir diye sorduklarında Bilindir. bunun için ciltlerce Bilindir. kitap yazdılar biliyorsunuz. İslam, Müslümanlık dediler. Halbuki o sizin bahsettiğiniz işte 9, 10, 11. 12. yüzyıldaki örneklere hiç kimse Bakmadı. Bakın bu yıl 2019'da biliyorsunuz Fuat Sezgin gibi ilan edildi. Evet. Yani Fuat Sezgin'in eserlerini insanlar baksınlar. İslam dünyasının işte parlak olduğu dönemlerde ne tür katkılarda da bulunmuş bilime, işte teknolojiye, o dönemin medeni işte ilerlemesine. Ama bugün İslam dünyasında bir kriz yaşandığını da kabul etmemiz lazım. Yani biz Müslüman olmamız gözümüzün kör olmasını gerektirmez yani. Hatta tam tersi ya bugün bizim İslam'a işte Kur'an'a haksızlık, hadisa Sünnet'e haksızlık, bu dinin bu kutsal mesajlarına özgün mesajlarına bir haksızlık yapılıyor. Bunu görmemiz lazım. Kim yapıyorsa bu haksızlığı, bunun karşısına önce Müslümanların kendilerinin çıkması lazım. Ben en temel meselelerden bir tanesinin meşruiyet olduğunu düşünüyorum. Az önce bunu söyledim. İslam dünyasındaki yönetimlerin kahir ekseriyeti ne yazık ki toplumsal meşruiyete sahip değil. Ne? kendince, kendi kültürünce, kendi tarihince bir meşruiyet zemini oluşturmuş olabilir. Ama bugün artık insanlar kendi kaderlerini belirleme, kendi geleceklerini belirleme, kimin kendilerini yöneteceklerine karar verme ve ki yönetici dediğimiz insanlar ülkenin kaynaklarını paylaştırma, kullanma, e, milli geliri dağıtma, onu belirli yerle kanaze etme gibi inanılmaz yetkilerle donatılmış insanlar. Evet. Eğer meşruiyeti olmayan birileri bunu kullanırsa nasıl kullandığını görebiliyoruz. Tadibeleri belirli sınıfları nasıl korunduğunu, kullandığını, işte gelirin nasıl paylaşılmadığını görüyoruz. Neden İslam dünyasında yoksulluk bu kadar fazla? Neden İslam dünyasında hocam bazı ülkelerin ismini bile saymak istemiyorum evet. diyor. Eğitim bu kadar yerlerde sürünüyor. Halbuki dünyada teknoloji herkes biliyor. Dünyada herkes bir takım şeylere erişme imkanına sahip artık. Ama buna rağmen eğer biz bir işte Yahudi 15 yıl eğitim alıyorsa bizim ortalama 5 yıla düşüyorsa, 3'te 1 ise eğer... Burada sorgulanması gereken Batı değil, bu noktada. Hocam en az o gelişmiş noktada, 48 ülkenin sözünüzü kesim, 22'si Müslüman ülke. Yani en az gelişmiş 48 ülkenin 22'si Müslüman ülkelerden oluşuyor. Evet, yani çok on, Şimdi 57 şey. tane İslam ülkesinin ne <laughs> oldu İslam İşbirliği teşkilatı. <laughs> eğer en temel konularda bile bir araya gelip bir söz söyleyemiyorsa Batı ne yapsın? biz Biraz ya söylediği yani. sözün etkisi yoksa tabii. değil mi hocam? Hani bazen tabii. bir şeyler söylüyorlar ama etkisi yok. Biraz, yani. bize, biraz bunlara bakmamız lazım. Yani biraz bunları e, konuşmamız lazım. Şimdi. İşte bu konularla mücadele için, bu konularla bilgi oluşturmak için, hukuki zemin oluşturmak için bir, bir kurumun olması lazım. Bizde kurumsallaşma bile yok İslam dünyasına baktığımızda. Yani dolayısıyla bu bahsettiğimiz meşruiyet problemini çözmediğimiz sürece pek çok konuda geride kalırız ve ilerleyemeyiz. Mesela bunun örneğini Libya'da gördük. 30 yıl bir kişi yürüttü iktidarı. Mısır'da gördük. Mısır'da işte demokratik bir açılım oldu veya işte bir en azından toplumsal taleplerin birazcık iktidar yansıdığını gördük. Darbeyle tekrar devrinde evet. yine aynı düzen devam ediyor. Peki bu düzeni devam etmesi kimin işine yarıyor? Aslında bu düzenin devam etmesi e, İslam karşıtlarının işine yarıyor. İslam dünyasına olumsuz bakanların İslam dünyasını bir şekilde yani kolonyal dönem bitti, sömürü dönemi bitti ama farklı şekillerde sömürü düzeni devam, devam, ediyor. devam ediyor. Bunun yolu nedir? Getirelim oraya bizim kontrol edebileceğimiz bir grubu. Bakın Trump'a çok sık göndermede bulundu hocam. Trump bunu açık söyledi biliyorsunuz bir ülke için. Hayır. Eğer biz de sizi iki hafta, üç hafta korumazsak koltuğunuzdan olursunuz. Bakın meşruiyet krizinin ne kadar önemli olduğunu görüyor. Peki böyle bir lider bağımsız bir siyaset izleyebilir mi? Kendi toplumuna ne verebilir? Bir başka ülkenin korumasında olan bir devlet başkanı, hı hı. bir lider kendi toplumuna, kendi coğrafyasına ne verebilir? Pek bir şey veremez çünkü gücü yok onun. Hı hı. O nedenle bu meşruiyet krizinin çözülmesi lazım. Ekonomik olarak işte gelir düzeyimizin artması lazım. Eğitim olan verdiğimiz önemi kat kat mutlaka artırmamız lazım. Kadına ve erkeğe sadece erkeğe Kesinlikle. değil. ya yani toplumun bütün kesimlerinin çok ciddi bir eğitim alması lazım. Ve elbette yani içi kapanmamamız lazım. Benim gördüğüm şeylerden bir tanesi bu içe kapanma eğilimi bütün dünyada Müslümanlarda da İslam dünyasında etkilemeye başlıyor. Tam tersi bizim daha dışa açılmamız lazım. Dışa açıldıkça büyüyeceğiz. Bu bahsettiğimiz meydan okumalarla belki karşı karşıya geleceğiz. Mücadele etmeye başlayacağız. Kendi içimize kapanırsak ben tekrar patinaj yapacağımız bir döneme girebileceğimizi düşünüyorum. O nedenle biraz dünyayı iyi takip etmemiz, dünyadaki trendlere iyi bakmamız lazım. Yani bundan 10 sene, 15 sene sonra bunu söyleyen pek çok uzman var. 20 yıl sonra bugünkü mesleklerin %50'si ortadan kalkacak deniliyor mesela. Bu bir tahmin. Evet. Gerçekleşir, gerçekleşmez. Ama buna yönelik biz ne yapıyoruz? Bunu bir düşünmemiz lazım. Bununla ilgili olarak biz nasıl bir e, fikri eksersiz içerisindeyiz? Hangi e, yoksa biz o zaman şuna devam ederiz. Yani başkalarının ürettiği teknolojiyi kullanmaya başkalarının ürettiği e, kültür endüstrisinin ürünlerini kullanmaya hep devam ederiz. Hocam aslında dediğiniz gibi potansiyelimiz yüksek. Yani özellikle son yıllarda sanayide teknoloji, askeri sanayide mesela bir takım atılımlar yapıldı ve çok güzel karşılıklar alındı ve gördük yani. Demek ki biz aslında kendi işimizi kendimiz görebiliyoruz. Kendi sökümüzü dikebiliyoruz aslında bu kadar. Kendi kararlarınızı e, kendiniz verebilirseniz. Verebilirsiniz, işte verebilirseniz yapabiliyorsunuz. Yani bu anlamda dediğiniz gibi belki hani e, biraz farkında olmamız gerekiyor bazı şeyler. Mesela işte İslam ülkelerindeki yönetimlerden bahsettiniz. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bizim mesela işte işin ehline verilmesi ilkesi, kurucu bir ilke. Aynı zamanda adalet, yani yönetimde adalet en temel kurucu ilkelerin başında geliyor. E, istişare değil mi? Yani karşılıklı görüş alışverişi yapmak gibi kurucu ilkeler var. E şimdi eğer ki Kur'an en temel kurucu ilkelerine uygun hareket etmiyorsa bir toplum veya bir yönetim, e, zaten o toplum helak olmaya mahkum yani kaçınılmaz olarak. E, Alper Hocam biraz da İslam karşılıklının bu siyasi işlevlerinden Kısaca isterseniz bahsedelim. Yani biraz aslında giriş kısmında da söz etmiştik ama bu konuda yine eklemek istediğim bir şeyler varsa. Yani tabii e, mesela bu Parizyen'de bir şey çıktı biliyorsunuz malum. 250 Fransız yazar evet. ve entelektüel. İşte İslam antisemitik bir kitaptı, şey, Kur'an antisemitik bir kitaptır. İslam antisemitik bir dindir. Yahudi düşmanı bir dindir e, dediler. Mesela bu e, ilahiyatla ilgili bir argüman sözde. Ama aslında özüne baktığınızda siyasi bir argüman. Yani bundan sonra ve diyorlar ki o ayetler Kur'an, Müslümanlar o ayetleri yalanlamalı. Demeli ki işte Nur Suresi 15. ayet atıyorum. Ben bu ayeti tanımıyorum bir Müslüman olarak. Böyle bir şey dememizi bekliyorlar. Şimdi bir Müslüman, yani yine bir Kur'an yazın diyorlar aslında bir anlamda. Aslında onu da demiyorlar. Benim düşüncem şu. Aslında bir Müslüman bunu kabul etmeyeceği belli. Ama ihaleyi Müslümanlara bırakıyorlar. Yani o günden itibaren artık yeni bir saldırı olursa Fransa'da diyecekler ki bakın biz size dedik, siz kabul etmediniz. İşte Kur'an bundan mesul. E, Fransa'da böyle gelişiyor. Almanya'da farklı şekilde gelişiyor. Ama en nihayetinde ortak olan nokta e, artan popülizm e, hocamın dediği gibi ve bu artan popülizmin e, oya çevirmeye, devşirmeye çalışan liderler. Hocam tam o konuyu açmışken sizi hatırlayacaksınız e, Tabii ben böyle kutsal kitapları mukayese etmek, yarıştırmak falan e, anlamında söylemiyorum ama e, Tevrat İncil ve Kur'an-ı Kerim'deki diyelim ki tanık içerisinde şiddete yönlendiren e, metinler açısından bakıldığı zaman aslında en fazla Tevrat'ta, İncil'de sonra en son Kur'an-ı Kerim'de e, bu tarz kabul edilebilecek ayetler olduğu ile ilgili bir çalışma var. Doğru, independent'ta yayınlandı o. İki katı eski ayette e, şiddetle ilgili geçen ayet. Tabi orada şunu söylemek lazım. Kur'an'daki şiddetle ilgili ayet nasıl geçiyor? Şöyle geçiyor Tevbe suresinde. Öldürülmek üzere yani size saldırdıklarında karşılık farklı. veriyorsunuz. Hani ya durduk yere gidin şiddet uygulayın demiyor Kesinlikle. zaten Kur'an. Tevrat İncil içinde aynı şeyi söylüyoruz ama Kur'an en az şiddet barındıran o anlamda kitap olmasına rağmen ama İslam dünyasına bakıyoruz. Hani bu konuda da yine doğruya doğru dememiz lazım. Maalesef mesela yurt dışına çıkın açın BBC CNN'i yani 10 haber varsa Müslümanlarla ilgili onu da Kötü haber maalesef yani. Şiddet içerikli haber. Evet yani işte Irak'ta bomba patladı, işte Afganistan'da şu oldu. Yani maalesef çok negatif. E, ha Şunu da söyleyeyim. Yine böyle bir araştırma var. E, batı'da Müslümanlarla ilgili bir şiddet eğiliminin e, medyada yer alma ihtimali sıradan bir eğilimin dört katı. <laughs> e, çok daha fazla alıcısı var. İlgi Medya besliyor, e, dikkat çekiyor ve e, çektikçe de daha fazla gündeme geliyor işin gerçeği. Bazen bunun farkında bile olmuyoruz. Mesela geçen gün şöyle bir şey oldu. Muhafazakar bir kanalda 300 Spartalı filmi var. Şimdi 300 Spartalı filminin analizine baktığınızda aslında bir yerde Doğu Batı çatışmasını görüyorsunuz Hı. 300 Spartalı. Hatta Ayetullah'ın bir tanesi itiraz etti. Bakın Pagan dönemden bahsediyoruz ama Ayetullah dedi ki ya burada dedi abartıyorlar o kadar fazla Persli ve o kadar az Yunanlı yoktu. Bakın sahip çıkma nedenini. Ne? Çünkü aslında bir yerde orada gerçekten de doğu ve batı mesajı veriliyor. Yani gerçekten veriliyor. Şimdi mesela onun öncesinde ya da sonrasında bir tartışma programı izliyorsunuz. Orada işlenen temayla filmin teması tamamen zıt ama farkında bile değilsin. İşte o kadar güzel işliyor ki ya da dün gece işte yine bir film var. E, sniper diye. Orada da işte bir Amerikan askerinin yaşadığı e, Irak'ta e, ruhsal çalkantılar. Aslında sizi bir sniper'la e, ...empati kurmaya zorlayan bir film. Yani diyorsunuz ki ya burada masum birini öldürüyor ama... ...onu da anlıyorum ben artık. E, i̇şte bu sanatla geldiği zaman... ...çok daha görünmez, çok daha etkili oluyor iş. Işte. Son yıllarda özellikle birçok dizi ve filmde... işlenen temalarda da hep Müslümanları ...şiddet yanlısı olduğu... ve ...bu da çok alıcı herhalde... E, ...yani çok fazla müşterisi olduğu için... ...çok fazla kullanılır hale geldi... Doğru. ...görebildiğimiz kadarıyla. Siz bir şeyler demek ister misiniz hocam? Hocam bu tabi siyasi malzeme olarak tabii kullanmaya uygun bir şey bu İslam karşıtlığı ya da yabancı düşmanlığı genel olarak ama özel olarak İslam karşıtlığı. İşte bunu Trump kullandı. Önce Amerika dedi. Aslında önce Amerika demesinin sebebi şuydu. Biz diğerlerini biraz dışarıda bırakacağız. Yani kendisini Amerikan toplumunu ve Amerikan medeniyetini, Amerikan çıkarlarını merkeze aldı. Bu aslında e, Amerikalı olmayanlar ötekileştirme ile alakalı bir şey. Bu seçim kazandıran e, konulardan bir tanesi oldu. Göçle ilgili söylediği şeyler oldu. Hatta o dönem Suriye ile ilgili söylediği şeyler oldu. Bütün bunlar Amerikalıların e, sıradan insanların nezdinde bir önemi vardı. Az önce bahsettiğimiz gerek Almanya'da gerekse Hollanda'daki partilerde seçim öncesinde bir vakti birden göçmen meseleleri gündeme geldi. Türkiye meselesi gündeme geldi. Türkiye'nin AB üyeliği kesinlikle olmaz gibi konular gündeme geldi. Bu Önemli bir malzeme ve şu anda da bu malzeme pazarlanabilir bir malzeme. İslam karşıtı üzerinden insanlar çok rahat bir şekilde seçim kazanabiliyor. İşte belediye başkanlığı kazanabiliyor. Bulundukları yerlerde etkili bir makama gelebiliyorlar. Yazdıkları kitap bunu Almanya'da yaptılar biliyorsunuz. Almanya'da eski Merkez Bankası Başkanı'ydı galiba. Sarazin. O iki tane kitap yazı kitap yok satıyor Almanya'da. Evet. Kitabın ikisi de İslam karşıtlığı ve düşmanlığı. Başka bir şey yok kitapta. Ama yani bütün bunlara baktığımızda pazarlanabilir bir şeyden bahsediyoruz. Metadan bahsediyoruz. İslam karşıtı ilgili olarak. Peki şunu sorguluyor mu bu batı dünyası ya da biz? E peki yani böyle bir bu bir nefes suçu aslında. Yani söyledi Alper Bey çok açık net. Bu nefret suçuna karşı aynı şeyleri bir Yahudi için söyleyebilir misiniz? Mümkün değil. Yani bugün Müslümanlarla ve İslam'la ilgili söylediklerinizi bir Yahudi için söyleyin. ...sizi anında e, kapı dışarı ederler. Ediyorlar zaten. Boris e, e, Sine diye bir e, çizer var hocam malum. Charles da çiziyordu o da. Sarkozy ile ilgili bir Yahudiler üzerinden bir espri yaptı. Ki bence o da navuş bir espriydi. Ama anında işine son veriyor. Şimdi hmm. peki Avrupa'da Yahudi karşılığı yok mu? Var. Avrupa'da hala şu anda ciddi bir Yahudi karşıtı var. Ve hatta Fransa'dan çok e, örneklerini biliyorum... Fransa'daki Yahudilerin orada karşılaştıkları ayrımcılıktan ve saldırılardan dolayı mezarlarına bile saldırıyorlar. Yani hı hı. taşa bile saldırıyor adamlar. Mesela acaba İsrail'i gösterecek mi diye bir eğilim başladı Fransa'da. Yani Avrupa'daki Yahudilerde de böyle bir şey var. Müslümanlar da zaten hani açık net so karşı karşıya kaldıklarını sokakta biliyoruz ama şimdi bunlara yönlendiremedikleri nefret e şeylerin bir kısmını, davranışların bir kısmını Müslümanlara doğru yönlendiriyorlar. Yani ötekiyle yaşamakla ilgili bir problem var. Mesela sadece bir Müslümanlık meselesi değil. Adam Yahudi ile de beraber yaşamak istemiyor. Budist ile de yaşamak istemiyor. Ne bileyim bir Hintli ile yaşamak istemiyor. Çünkü bütün bunları kendi kültürel kodlarıyla barışık olarak görmüyor. Yani. Dolayısıyla bu şu anda Avrupa'da siyasetinde çok önemli kullanılıyor. Siyasette değil. Böyle bir kitap yazdığınızda kitap hemen basılıyor. Müslümanların aleyhine atan kitapları yazın. İslam ve terörle ilgili yani İslam ve terörü özdeşleştiren <laughs> yani yüzlerce kitap vardır. Bol satar. Filmler. Çok seyirci Hı hı. geçmişte neydi Amerikan filmlerinde beyazlar iyi adamdı siyahiler kötü adamdı. Şimdi işte Amerikalılar iyi adam ya da işte onlar Müslümanlar kötü adama dönüştü. Hı hı. Yani şeyler değişti. Aktörler değişti dikkat ederseniz. Tabii 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 bir öte gittiğimizde de bir, biraz daha geriye gittiğimizde Kovaşım bunu diyorum. görebilirsiniz. Bu bugünün metası bu ne yazık ki. Hı hı. Ee, ve bu sürekli olarak tekrarlanıyor. Yeniden üretiliyor çünkü bir karşılığı var toplumda. Hocam teknik bir kullanım. Bir şey değil. daha söyleyeyim buyurun, affedersiniz. Buyurun, buyurun ya da işte İslamofobi sadece Batılılarda değil kendi toplumumuzda da var dedik ya ya da Müslümanların kendi içerisinde var İslamofobik tipler. Bir Müslüman çıksa işte bir bazen çıkıyor böyle yazar çizer tipler. Ya İslam'da kadın hakları yoktur. Müslümanlar acayip bir şekilde işte insan hakları da mahrumdur. Gericidir diye bir kitap yazsın. Nobel ödülü vermiyorlar ama yani her yerde ödüllendirilir böyle yazan bir Müslüman yazdığı zaman daha da fazla ödüllendiriliyor. Çünkü içeriden konuşmuş oluyor. Hemen onun işe hazır bir gazetede, bir üniversite işe hazır, bir yayın evinde işe hazır. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Bu bir sermaye yani böyle bir dil, yöntem, söylem kullanan insanların önü biraz açık. Siyasette de, medyada da, akademide de ne yazık ki böyle bir manzarayla karşı karşıya. Hocam şimdi teknik bir kullanım belki ama altını çizelim ya da en azından bir, bunu da bir masaya yatıralım istiyorum. Şimdi mesela Yahudi düşmanlığıyla ilgili, Yahudi, Yahudi karşıtlığı ile ilgili ya da Yahudi korkusuyla ilgili işte antisemitizm ifadesi kullanılıyor. Literatürde böyle girmiş. Yani bunu sağlamışlar. Daha çok yaygın olan bu. Bizde işte çoğu zaman İslam fobi, İslam foblar falan şeklinde kullanıldığında yani İslam korkusu olarak ifade edildiğini, acaba bu daha çok işte bizim de bugün programda yapmaya çalıştığımız gibi, yani İslam karşıtlığı olarak bir kullanım teknik açıdan daha doğru olmaz mı? Yani bu konuda ne yapmamız gerekir? Ya i̇şin gerçi İslamofob ya da İslamofobi kelimesinden iki taraf da memnun değil. <laughs> Karşı taraf da diyor ki ya biz Müslümanları eleştiriyoruz siz buna İslamofobi diyorsunuz. Yani İslamofobi uydurma bir kelime gerçekte böyle bir şey yok. Biz güzelce eleştiriyoruz diyorlar. Onlar memnun değil. Biz de şu açıdan memnun değiliz. Yani bu kelime biraz e, sanki şöyle bir imaj yaratıyor. İslam kendisinden korkulması normal olan bir şeymiş gibi. Ee, dolayısıyla neden anti İslam Ya da anti mazlum e, Gibi bir kelime kullanmıyoruz ee, ya Mutlaka kelimelerin Tek başına önemi var ama ben şöyle görüyorum Durum o kadar vahim ki e, Henüz oraya gelemedik bile diye düşünüyorum Yani bu da önemli bir kaygı bence ama e, Yani somut insanların hayatına dokunan Çok ciddi bir problemden bahsediyoruz Adını ne koyarsak koyalım ee, Dolayısıyla ben Şu an orada değiliz diye düşünüyorum O tartışmada değiliz diye Hocam ben e, İslam karşıtlığı kelimesinden daha iyi bu meseleleri karşıladığını düşünüyorum. Evet. Hatta bir ileri nokta İslam düşmanlığı. Düşman. Yani hadi karşıtlık belki daha kabul edilebilir evet. diyelim ama aslında yaptıkları iş İslam düşmanlığı başka bir şey değil. Kesinlikle. E, ama bu kavramı ilk kullananlar e, yine yabancılar oldu. Yani bu kavramı biz üretmedik. Bakın evet. burada bile bir problemimiz var. O yüzden yani özellikle yani biz bunu, bunu niye tabi, kabul ediyoruz? Biz, bizim üretmemiz lazım bu kavramı. Evet. Doğrudan doğruya çünkü bizim de ilintili bir kavram ama e, dedi ki bu işe birilerine sahip çıkması gerekir. Yani çok çok önemli platformlarda bilhassa işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, AGIT, Avrupa Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı. Yani bu üst düzey platformlarda bu konunun gündeme getirilip takip edilmesi hı hı. gerekiyor. Buralarda yeni yeni işlere başlıyoruz. Mesela Türkiye'de şu anda bizim Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bu konuları takip eden bir takım bürokratlarımız var. Yani hükümet bu konuda bir bir alan açıyor. Ama mesela e, bunu başka ülkeler antisemitizm konusunda daha önce yapmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkili bir örneği var hocam bunun. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı'nda e, ben bir ara işte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlükle mücadele özel temsilcisi olarak çalıştığım evet. dönemde çeşitli kurumları ziyaret ediyorduk. Bir kurum ziyaretinde Amerika Birleşik Devletleri'nde birisi çıkardı kartını uzattı bana. Kartında aynı şu yazıyor. Amerika Büyük işte Amerika Birleşik Devletleri e, Büyükelçisi antisemitizmde mücadele büyükelçisi. Bakın antisemitizmde mücadele büyükelçisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu resmi olarak verilmiş kendisine bir titre hocam. Evet. Bu işin ne kadar ciddi alındığını böyle ciddiye alınırsa o zaman bu kavramsallaştırmalarda bir yere gidersiniz. Bakın bugün antisemitizmle ilgili ortak bir tanım kabul edildi. Antisemitizm nedir? İşte İsrail aleyhine konuşmak, Yahudi aleyhine konuşmak gibi konularda Ortak bir kendi aralarında bütün Yahudiler birleştiler, çatı örgütleri böyle bir e, e, tanımı kabul ettiler ve bunu Agit'te Avrupa Konseyinde orada burada kabul ettirmeye başladılar şu anda. Bu bir referans noktası olacak bakın. Kesinlikle. O zaman ne olacak? Hukuki bir zemine de taşınmış oluyor hocam. Böyle bir ortak tanım var. İslamofobi ne? Bilmiyoruz ki ne olur. Bunun için ne bir tanımı var bunun, ne bir işte e, ortak bir çalışma var bu konuda. Bunlarla ilgili e, tabii çok önemli mesafeler hakaret etmiş şu anda e, Yahudiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bu işte uğraşan bir e, kurum. Yıllık e, yani e, bütçesi 100 milyon dolar civarında. Bütün işi dünyada antisemitizmle uğraşmak. Ayrıca özellikle holocaust dediğimiz soykırımı çeşitli ülkelerin ders kitaplarına koymak. Hocam ben muhtemelen bir 13 yıl kadar önce de Amerika vizesine başvurmuştum. O zaman vize almıştım. Şu anda bilmiyorum tabi hala var mı ama mesela o doldurduğunuz formda Yahudi soykırımına katıldınız mı dahil oldunuz mu diye bir madde vardı. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden vize alırken e, doldurduğunuz forma dahi girmiş mesela bu. E tabii ki Yahudi soykırımı kabul edebileceğimiz bir şey değil. Tabii ki karşı olduğumuz bir şey e, bu anlamda. Ee, açıkçası e, bu noktada olumsuz bir bakışımız yok ama yani en azından bu lobi oluşturabilmişler, bu etkiyi oluşturabilmişler görüyoruz. Yani bir nokta işte 7-8 milyara neredeyse yaklaşmış İslam dünyasının bu noktadaki etkisizliği ve kendi ifade edememesi, e, kendi problemlerini çözecek bir eylem planı alamaması. Yani bunlar çok e, acı bir e, resim tablo çıkartıyor karşımıza yani üzücü olan tarafı yani burası. Da tabii da biraz kendimiz de eleştirmemiz lazım. Yani az önce söyledik bir takım kavramları ve söylemler aslında Normal bir vatandaştan üretmesini beklemememiz lazım. Bu öyle bir, doğru bir şey değil bu. Bunu kim yapar? Bunu aydınlar yapar, gazeteciler yapar, e, siyasetçiler yapar, düşünce kuruluşlarındaki insanlar yapar, akademisyenler yapar. Yani Türkiye'nin dikkatine bu konu çok yeni girdi. Onu söyleyelim. İslamofobi, İslam karşıtlığı meseleleri al Yani Almanya'da Türkler 1960'lardan beri var. Evet. Yani e, anlaşma yapmışız. O insanlar orada çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırken Türk oldukları için değildi sadece. İşte Müslüman oldukları için de daha düne kadar cami yapmak problemdi. Yani erkek insanlar işte Bodrumlarda, camilerde falan oraları mescide dönüştürmüşlerdi. İşte çocukları işte doğru dürüst din eğitim falan almıyordu. Hı hı. Yani ama bunun, bütün bunlar aslında az önce tarzdığımız konular çerçevesindeydi. Ama kimse ilgilenmedi. Ama şimdi işte kısmen de olsa bu konularla ilgileniliyor. Bu konularla ilgili yazıp çizen arkadaşlarımız var. İşte hocam orada yaşamış, bulunmuş, iyi görmüş. Ama bu kavramları bizim üretmemiz lazım. Hı. Çünkü bizim problemimizse bu o zaman edilgen olmayacağız. Biz özne olmamız lazım burada. Yani biz e, özne olmaktan öte bir durumdayız. Her platformda bunu dile getirmek durumundayız. Bakın şu anda işte Birleşmiş Milletler de işte bütün İslam ülkeleri orada da üye. İşte Agit'te biz çok kadar işte İslam ülkesinden insan var. İşte Avrupa konseyinde çok az olmakla beraber yine de var. E oralarda bunlar artık yavaş yavaş gündeme getirilmeye başladı ama gene inanın bunun liderliğini Türkiye yapıyor. Evet. Ya yani Türkiye'den giden. İşte akademisyenler, siyasetçiler, işte e, gazeteci arkadaşlar, entelektüeller mümkün olunca bunu gündeme getirmeye çalışıyorlar. E, çünkü bunun bu bir kaygı tabii. Bunda kaygı duyması gerekiyor insanlar. Öncelikle bir bir mesele haline dönüştürmesi lazım bunu. Yani Türkiye'nin genel gidişatı da işte İslam dünyasında nerede bir mesele varsa onu bir işte buna Myanmar'da dahil olmak üzere mesela Myanmar'a ilk giden devlet olarak devletin üst yönetimi olarak yine Türkiye'ydi yani bu meselelere sahip çıkan. Ama hala tabii atılması gereken adımlar var, kat edilmesi gereken mesafeler var burada üzerimize düşen. Bunu bir hukuki bir zemine taşımak için elimizden gelen hepimiz yapması gerekiyor. Hukuki zemine taşımadığımız sürece hocam sadece söylem düzeyinde kalır bu. Hocam her zaman içeriden de dışarıdan da mutlaka düşmanlık edenler olacaktır. Bu eşyanın tabiatı artık zaten yani kaçınılmaz bir şey belki kendi içerisinde ama yani biz ne kadar güçlenirsek, ne kadar bilinçlenirsek, ne kadar farkındalık kazanırsak bilime, işte teknolojiye, sanata ne kadar önem verirsek, üniversitelerimize ne kadar iyi hatta ilkokul seviyesi itibaren ne kadar iyi bir eğitim kazandırabilirsek bireylere, toplum toplumumuzdaki insanlara mutlaka çok daha etkili olacağız ve bu içten dıştan düşmanlık yapmaya çalışanlar da bu imkanları bulamayacaklar en azından. Hani bunu farkında olmamız gerekir diye düşünüyorum. Hocam son bir 15 dakikamız var. Biraz da çözüm yönelik isterseniz yani sonucu yönelik konuşalım istiyorum. Yani bu İslam karşıtı ve mücadele etme yollarını biraz isterseniz böyle genel bir toparlayalım. Son olarak oradan kapatalım. E, ya işin gerçeği eğer bu sadece bir imaj problemi değilse önce iyi olmamız gerekiyor. <laughs> yani her bireye düşen bir iş var burada elbette. Geçen gün NBA'in eski yıldızları işte 90'lardaki yıldızlarla ilgili bir röportaj dinliyorum. Bilirsiniz belki Hakim Alajvan diye bir e, yıldız vardı NBA'de. Müslüman. E, ve muazzam bir insan. Çok iyi bir sporcu ama insan olarak da çok kaliteli. İşte Charles Barkley ile röportaj yapıyorlar. Charles Barkley de çok bela bir basketbolcuydu. Diyor ki ben onda işte erdemi bu adamda gördüm. Yani sağ içinde, dışında efendiliği, hile yapmıyor, kendini tamamen... yalan biliyor. konuşmuyor. Ya yani bu, bu muazzam bir şey. Bir kere hepimizin bunu dedirtmesi lazım. Yani bir Müslüman olarak daha önce bahsettim hocam sizin programda. İngiltere'den bir arkadaşım var, İngiliz. Hatta babası favori içki markasını çocuğuna isim olarak veriyor. <laughs> Şimdi bu arkadaş sonradan Müslüman oluyor. Ben de ona dedim yani nasıl oldu hani nedir bunun arkasında ne var ne yapmak lazım senin gibi adamları nasıl çoğaltabiliriz İngiltere'de doktora yapan bilim tarihi doktorası yapan bir arkadaş dedi ki iyi olmamız gerekiyor yani her Müslüman iyi olsun erdemli olsun düzgün olsun hiç dini anlatmasına gerek bile yok gelip bulacaklardır. Ya sen ne kadar güzel bir insansın. Nedir yani sen hayata nasıl bakıyorsun? Şimdi birincisi bence iyi olmak. Gerçekten iyi gibi olmak değil. iyi olmak. Birey olarak bizim üzerimize düşen. Ama İslam'a fobiyayla, İslam, İslam karşıtıyla mücadeleden bahsediyorsak e, esas burada görev tabii kurumlara düşüyor. Yani kurumsallaşmak mesela İslam karşıtı ne eylemler gerçekleşiyor? Bunun kaydının ciddi şekilde dünyada tutulması lazım değil mi? Mesela Yahudilere karşı her eylem Dünyada her gün tutuluyor. Ciddi bir şekilde. Bizim böyle bir benim bildiğim yer yer bunu yapan internet siteleri var. Ama yeterli değil. yani Bunun ciddi bir dökümünün tutulması. Yani bunun mücadeler. bir medya ayağı var, bir akademi ayağı var, bir siyasi ayağı var değil mi? Değil mi? yani çok yani büyük, büyük bir iş bu. <laughs> Onun için sivil toplum kuruluşlarının burada görev alması çok önemli. İşte devlet düzeyinde yapılacak işler var. Hocamın bahsettiği gibi. Mesela orada acı bir şey var. Türkiye'ye rakip oluyor değil mi? Mesela Suudi Arabistan, Mısır İslam dünyasının abisi kim? Hayır biziz, Türkiye değil, biziz diyorlar. Ama mesela ben bu konularda Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın bir kaygısı olduğunu, ya hayır İslam'ı yanlış tanıtıyorsunuz ya da işte Müslümanlara karşı haksızlık ediyorsunuz gibi bir çabalar olduğunu görmedim işin gerçeği. Bu konuda onlar da razı, Türkiye'ye yapsın evet, <laughs> biz uğraşmayalım. Ee, yani birey düzeyinde, toplum düzeyinde, kurum düzeyinde, devlet düzeyinde yapılacak farklı farklı eylemler var. Ama dediğim gibi biz bazen kolaya kaçıyoruz. Diyoruz ki bu bir imaj problemi, medya taraflı falan filan. Öyle değil. Yani bu işi çözmez işin gerçeği. Bizim de gerçekten kendimizi değiştirmemiz gereken, hatta hayatın her alanı işin gerçeği kendimizi değiştirmemiz. Gereken. Hocam burada biraz da acaba gerçekten Samimi olarak, ihlaslı olarak, iyi niyetlerle bir dindarlık yaşayan, kimseye zarar olmayan, kötülük yapmayan, iyi niyetli Müslümanların biraz pasif olmalarının da herhalde etkisi var değil mi? Çünkü yani onlar pasif oldukça, içe kapandıkça böyle ortada olmadıkça ya da ne diyelim aktif olmadıkça belki de olumsuz örnekler daha fazla dikkat çekiyor, daha fazla ön plana çıkıyor ve haklı olarak da belki kısmen insanlar da baktıkları zaman ya işte işte gördüğünüz gibi Müslümanlar hep böyle şeklinde bir takım ön yargılara sahip oluyorlar. Olumsuz örneklerin alper hoca söyledi zaten. Yani haber olma ihtimali daha fazla. Bunun daha fazla çünkü satın alıcısı ve izleyicisi var hocam. Doğru. Bir daha önce söyledim ben içe kapanmaması lazım Müslümanların. Aktif olması lazım herkesin kendi alanında. Neyse o alanı ee, ya yani sahada olmamız gerekiyor Sağ ama sahada olmak için de elinizde malzeme olacak işte yani bilgi olacak işte az önce söylediği gibi hocamızın hangi ülkede hangi alanlarda ne kadar Müslümanlar saldırıyla karşı karşıya kalıyor bunun bir dökümüne yapılması bunun uluslararası platformda anlatılması gerekiyor ve bunlarla ilgili önlemler alınması için de baskı yapılması gerekiyor nasıl antisemitizm Fransa'da yasaksa Almanya'da yasaksa İslam karşıtığında orada yasaklanması, bir hukuki koruma altına alınması lazım ki insanların hak ve hürriyetlerinin bir mesafe katabilir mi yoksa herkes gelip sizi tokatlayıp gider yani bunun çok sistematik bir şekilde yavaş yavaş yapılması lazım bunun için de iyi bir koordinasyon olması gerekiyor farklı kurumlar arasında ama öncelikle bir bir bilgi birikimi oluşacağı uzmanlıkların oluşacağı bir alan yaratmak durumundayız mesela bir ara İslam İşbirliği Teşkilatında işte bir şey kuruldu monitoring merkezi gibi yani izleme merkezi gibi. Ama daha sonra baktım, işte 6 ayda bir rapor yayınladılar. Ondan sonra bitti. 6 aydaki raporda sadece gazetelerdeki şeylere, Haber. haberleri takip, yani onu herhangi bir ajans da yapar zaten. Tabii. Bir gazeteci bu, bu takip ajanslarından bir tanesine verseniz yapar. Orada kaldı. Muhtemelen de işte, yani oradan yazık. almışlardır zaten. Tabii öyle olmuştur. Bunlar yetmez. Az önce başka örneklerini verdim, başka kurumların buna, nasıl çalıştıklarını gördüm. Ben şimdi hocamın söylediği iki konu var. Bir konu vardı. Onu söyleyeyim. Yani İngiliz arkadaşının ee, işte nasıl Müslüman olduğunu evet. veya işte niçin işte başkaları nasıl etkilemesi gerektiğini söyledi çok önemli iki örnek var bakın. Biz başarılı olmak zorundayız, iyi olmak zorundayız evet. ve bunu anlatmak durumundayız, göstermek durumundayız. Bakın Roger Gerodi çok meşhur bir Fransız işte evet. e, düşünür biliyorsunuz. E, bazı fikirlerine katılmasak da kitapları Türkçeye de çevrilmiş. Bu kişi Müslüman olduktan sonra bir İslam ülkesine gidiyor. İslam ülkesinin adını söylemeyeyim. Hatıratında şunu yazıyor, İyi ki buraya gelmeden Müslüman olmuş. Olmuşum, yoksa olmaz yani kitaba, kitaba bakarak Müslüman olmuş. Yani iyi örnekleri görerek değil ne yazık ki. Evet. Bakın Yusuf İslam, işte çok herkesin bildiği önemli bir sanatçı. Yusuf İslam, Kur'an-ı Kerim okuyarak Müslüman olmuş birisi. Evet. Halbuki ne olabilirdi? Etrafında bir yüzlerce Müslüman vardı. Birine bakıp diyebilirdi ki, ya, ne kadar güzel bir örnek var. Dürüstlüğüyle, işte namusuyla, efendiliğiyle, ahlakiyle. Yani bunun için böyle, bunun arkasında ha, Müslümanlığı varmış inancı böyle gerektiriyormuş, ahlaki böyle gerektiriyormuş. Bu örnekler az. Yok değil elbette var. Yani. Bugün Müslümanlar çok güzel örnek olan insanlar var. Ama daha geniş kitlelere ulaşmanın yönü yolda çok başarılı örneklerin olması gerekir. Herkes kendi alanında temayüz edecek. işte cesaret olacak. Dünyaya söyleyebileceği söyler onların diliyle. Yabancı dil anlamda söylemiyorum. Anladım. O mantaliteyi bilecek yani. Ben mesafe kat edebileceği kanaatindeyim. Bütün karşı duvarlar örülmesine rağmen, evet var onlar olacak zaten ama bizim onlar var diye burada yani çok rahat bir şekilde konforlu olarak oturmamızı beklememiz gerektirmiyor. Üzerimize düşen çok ciddi görevler var ve bu görevler bence dediğim gibi normal sıradan vatandaşın üzerine düşen görevler olmaktan ziyade topluma biraz önderlik yapacak, öncülük yapabilecek ve toplumun o yetkiyle verdiği insanların yapması gerekir bu işi. Bu alanda Türkiye'de belirli ilerlemeler var onu söyleyelim. Bazı raporlar çıkıyor. Mesela SETA Vakfı yıllık bir İslamofobi raporu çıkarıyor. Evet. Yaklaşık 20-25 ülkedeki olaylar takip ediyorlar ve uzmanlar tarafından yayınlanıyor. Gidiyorlar bunu işte Agit'te sunuyorlar, Avrupa Konseyi'nde sunuyorlar. Bir farkındalık oluşturuyor. Yani bir bilgi birikimi olacak ki siz gidip insanlara bunu aktarasanız. Bunlar eğer üniversitelerimizde bu işe dair olursa, düşünce kuruluşlarımızda bu işe dahil, dahil olursa, işte sivil toplum gazetelerimiz bu işe dahil olup onları daha fazla haberleştirirse ben bir mesafe kat edebileceğimize inanıyorum. Bu konuda belki daha fazla makale, daha fazla test çalışması evet. mutlaka değil mi hocam yapılması herhalde üniversite açısından çok önemli. Hocam son olarak bir de şunu da isterseniz bağlayalım. Yani e, evet sadece bir imaj problemi değil ama bir de kendimizi ifade etme noktasında da evet. evet yani sürekli savunmaya geçmeyelim ama kendimizi ifade etme noktasında sıkıntımız var. Burada da hocam sanatın gücünü herhalde çok fazla fark edemiyoruz diye düşünüyorum. Yani mesela Hz. İsa'nın hayatıyla ilgili keza işte Hz. Musa'nın hayatıyla ilgili. Yani yüzlerce binlerce belki e, film çekilmiştir ve birçoğu da böyle çok ödüllü tarihi filmler arasına girmiştir. Yani biz mesela peygamberimizi ne kadar tanıyoruz? Ne kadar peygamberimizi insanla anlatabiliyoruz? Onun örneklerini ne kadar e, yansıtabiliyoruz? E, burada sanatı ne kadar kullanıyoruz? İşte İran'da biliyorsunuz en son peygamberimizin e, çocukluk evresiyle ilgili bir film çekildi. Adam işte ölüm tehditler aldı falan. Halbuki işte gençliği ve nübüvvet dönemiyle ilgili de bir seri olarak devam edecekti. Yapılmadı. 1979 yılında bir işte çağrı filmimiz var meşhur. Yani, Semcit pilavı evet. gibi denir ya her Ramazan tekrar dönüyor. Onu yani da o film işte, de bence çok problemli. Batılara sanki yaptırıyoruz onu da. yani. Peygamberin bütün hayatı savaşlarla geçmiş gibi. yani Peygamberin evet. hayatında savaş azınlıktır. Yani bütün şeyi de bence e, İslam'ın mesajını savaş üzerinden Hı. okuyan. Din, din dersinde de böyle öğretiliyor maalesef. Hı. Yani bana sorarsanız yüzde birlik bir yer e, teşkil etmesi Hı. gerekirken sanki en önemli şeyler bunlarmış gibi. Hı. Tabii sanatın gücünü yani. e, kullandığımızı söyleyemeyiz. Tabii önce bir sanat üretiminiz olması lazım. O, o konuyu ne kadar benimseyip söylediğiniz. bu da tabii nihayetinde İslam yorumuyla da biraz alakalı. Kesin. Yani siz Hı. İslam yorumu içerisinde sadece geleneksel bir takım sanatları ön plana çıkarırsanız mesela hat sanatı çok evet. önemli bir sanat bizim için. Güzel tezyinat, ondan sonra kitap ciltleme vesaire benzeri sanat ürünlerimiz güzel ama bu sanat ürünlerinin insanlara söyleyeceği şeyler sınırlı. Hı. O zaman ne yapmanız gerekiyor? İşte ne bileyim Netflix'te yayınlayacağınız bir dizi yapacaksınız. Yani bütün dünyaya ulaşmanın yolu bu şimdi. Hı. Onun içerisinde istediğiniz mesajları kodlayabilirsiniz vesaire yapabilirsiniz. Bütün bunlar artık herkesin bildiği şey. Bundan gerekli ölçüde yaralandığımızı söyleyemeyiz ne yazık ki. Yani bunun üzerinde biraz daha fazla düşünmek daha fazla. Zaman harcamak lazım sadece onunla ilgili değil yani Türkiye'yle de ilgili işte İslam ile da ilgili az önce bahsettiğim çok somut örnekleri var bunun geçmişte yani onlarla ilgili her biriyle ilgili film yapılabilir işte her biriyle ilgili belgeseller yapılabilir. Ama işte bunu yapacak kurumlar söylediğimiz gibi yani bu kurumlar gittikçe bu konuya daha yakın ilgi duyacaktır. Hocam Abbas İbni Firnas biliyorsunuz işte ilk defa tarihte e, uçuş gerçekleştiren Müslüman bir e, alim bilim adamı Wright kardeşlerden 1100-1200 sene kadar önce ilk defa bunu deniyor ama mesela işte ilk defa Batı'da işte onlarla anılıyor baktığınız zaman ve bunları maalesef Batı kaynaklarından ediniyoruz, öğreniyoruz. Yani oradaki e, işin e, ilmi namusuna uygun şekilde e, araştırmalar yapan, e, batı bilim tarihini veya işte doğu bilim tarihini inceleyen kaynaklardan edindiğimiz birçok şey var. Ya da işte Fazıl Sezgin hocamız gibi Allah rahmet eylesin. Hocam şimdi yani bir, hocalarımızın... bir kitap e, ismi geldi aklıma. George Magdisi Türkçe'ye çevirdi. İslam'da kolejlerin ya da üniversitelerin yükselişi diye bir kitap evet. bildiğim kadarıyla. O kitaba bir göz atmak lazım. Evet. Bakın bu kişi e, o kitabı şöyle yazmaya karar veriyor tarihi okurken diyor ben işte bilim tarihi okuyorum işte düşünce tarihi okuyorum. Ya bakıyorum hep batı ile ilgili şeyler var. Ne Çin geçiyor ne yani İslam geçiyor. bu dünya işte belli dönemde işte İslam dünyası hakimdi her şeye yani pek çok oranda. Ondan sonra biraz araştırma yaptıktan sonra İslam ve bilim meselesini, evet. İslam dünyasının medreselerinin medreselerin yükselişini vesaireyi keşfediyor. Bizim tarihimizde bunların hepsi var. Onu evet. bize düşen göre biraz arkeolog gibi onu alıp bugüne taşımak. Evet ve bugünün diliyle insanlığa sunmak. Evet. Fuat sizin Hoca diyor ya, Türkleri anlatmak daha zordu. zor. Evet. Ee, anlatmak daha kolay İslam'da e, bilimin ne kadar ilerlediğini. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok e, istifade ettiğimiz program program oldu. İnşallah başka bir programda tekrar vesileyle beraber e, olabiliriz. Değerli izleyenler, e, Profesör Doktor Talip Küçükcan ve Pro Doktor Alper Bilgili hocamız bizlerle birlikteydi. Bir önümüzdeki hafta programda görüşmek üzere diyoruz.